Allah Celle Celaluhu ham seçtiği kullara selam. Bizim acizane, biz mesela öbürküler gibi şey yapıyor mu, salavatlar falan çekiyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mesela salavatlar çekiyor böyle şeyle, şeyle işte Allah-u Teala hamd ediyorlar falan Arapça. Yani bizim ettiğimizden âlâ mı oluyor, üstün mü oluyor, bizimki nakıs mı kalıyor? Bir şey demiyorum. Ha? Bir şey demiyorum. Hatta onlarda riya şeyi var. Heh, tam riya, onu diyecektim. Riya kokusu var. Kokusu var. Şimdi nedeni? Diye böyle bir de böyle dua ediyorlar. Ya Rabbi bize ver ya. Ulan Allah-u Teala nasıl ayetlerde nasıl diye gönülden iltica edenleri sever. Dua edenleri. Hı. Ona yönelenleri sever. Hı. Yani böyle bir şey de yok bunlarda. Onlarınki ben de riya diyecektim de demek istemedim. Sebebi riya, başka. Riya bu şimdi 14 secdeler davası. Tamam İsmail Ağa için bu öyle. Ben genel söyleyecektim. Şimdi 14 secdeleri ne yani yapıyor? Rabbinin nimetini zikret. İşte babındaki ayetlerle alakalı diyecektim ama onların zaten çok bozuk olduğunda onlar için geçerli olmuyor bu durumda. Olur mu ya? Kur'an boğazlarından aşağı geçmez ayetin nabzetin bir kelam olduklarından. İsmail Ağa için söylemiyorum. Onun dışındakiler için söylüyorum. Ya, ya onlar dışında bak şimdi İsmail Ağa'ya attığımız mevzularda hı-hı, mesela İsmail Ağa bizim hedefimiz olsa da ilmi yönüyle oluyor. Evet. Yani evet, ilim yönüyle her şeye parmak basıyorlar. Her şeye uzanıyorlar. Biz de parmakları kırmak zorunda kalıyoruz. İşte her şeye uzanıyorlar onlar. Öbürkülere uzanmadığı kadar. Öbürkülere de uzanıyor mesela. Evet. Nurettin Yıldız'a da uzanıyorlar. Evet. İşte uçuna da uzanıyor bulan ama bir türlü bize uzanamadılar. Aynen öyle. Niye? Biz uzanıyoruz onlara. Bir tek çünkü İmam Şafii'nin yolunda olan biraz kendini şey zannetti. Ya bu İmam Şafii'dir ya. Ama ne güzel de şey çıktı. Video çok güzel oldu. Abi ben bir şey konuşursam yanlış anlama. Çok da bir bilinçli konuştu. Bu sevkle söylüyorum bazı şeyleri. Benim ben bir şey söylüyorsam onun şimdi, mesela çıksın Halil Kulak şey dedim. Senin dedim baba anan orospu olmayabilir mi? Mesela yanlış anlamayın. O şey annen de bir şey olmayabilir ama babam ne der diyorum mesela. Babam diyordu ki oğlum derdi hep kadından olmaz. Erken de orospu olur. Doğru. Adam gider onun bunun karısıyla şununla bununla yatar. Onun bunun o kadın başka biriyle yatar. Onun menisi ona bulaşır. Gider bir de hanımıyla yatar. Tamam mı? Bulaşık olur yani. Aynen öyle. Bulaşık olur. Ben de dedim ki senin baban da var. Ne var? Az daha evliya olacaktın. Kurtaramadın yani. İşte. Yani güzel bir atıp olmuşsun. Ama evliya değilsin yani. Şimdi şey diyeceğim. Bu İmam Şafii'nin yolunda olan var ya Abdülhakim Velioğlu. Heh. Şimdi bir tane daha Velioğlu vardı. O da kayboldu. O da uğraştı. O da böyle bir şeydi. Abi, onlardan herhalde. Yani bir tane daha Velioğlu. Bunlar şeymiş. Var sistemde vardır. Yazmışımdır. Bunun amcası işte bir ara sana atmıştım linklerini de. Neyse oralara girmeyeyim de. Amcası çok mümin bir insanmış yani. Onlar abi şu göre. Almanya'daki amcası değil mi? Şu Atatürk'e Şaban Hilafet Devleti'ni kuran Almanya'da. Bilmiyorum ki. Raşidi Hilafet Devleti'ni kuran değil mi? Hiç bilmiyorum. Velioğlu mu onu da söyledi? Yok. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ben işte Türkiye'deki şeyin ya IŞİD'in ya da yaşın şey diye biliyorum. Halifelik kurma niyetiyle başlamış. Alayım kucağıma bari de. Rahat durmayacak yoksa. Heh. Çık ha şöyle çık. Heh. Ben de rahat edeyim, sen de rahat edin. Şey her neyse Velioğlu falan. Yok, yani bir yere geleceğim de. Yok, önemli bir buyur. Şey var. Şimdi kendisi çok dürüst bir Müslüman olduğundan, tamam mı? Sen güzel şey yapmışsın, ne güzel vahiy meselesini. Kendisi çok dürüst bir Müslüman olduğundan kendisine göre ve onu kabul ediyor. Mektubat-ı Rabbani kabul etmiyor onlar. Etmiyor. Biliyorum. İşine gel, Ehl-i Sünnet diye tamam, geçiniyor. Ehl-i Sünnet diyor da kendine işte değil de neyse. Ama millet bilsin. Bak anlamadım. Buradaki anlatımımız senin benim tek onlar o zaman ki bunu kaldıralım. Şimdi millet bunu anlaması lazım. Bu adam Ehl-i Sünnet'iz, ben Şafii'nin yolundayım falan hesabıyla Allah bilir Şia'yı mı sokuyor? Şeye karşı da mücadele ediyor gibi görünüyor. Hesapta. Yok. Bir sürü caferilik var bunda. Hı-hı. Ne oldu belli değil. Ben çözemedim. Ben de çözemedim. Yani şimdi bir Kürtlerden çıkacakmış. Kim? Mehdi.
Allah Allah. Yani böyle bir şey. O yüzden sana da reddi yapıyor. Kendisi Mehdi demek ki. Yok. Ona Mehdi diye kimse inanmaz da. Ya etrafında alimler şimdi, olacakmış falanmış filanmış. İşte orada Doğu alimlerinden belki Seyda denilen böyle saf kişileri ele geçirirse ne hala. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi neyse. Ama bu şeye ulaşmaz yani. Böyle bir topluğa ulaşmaz. Bizim ortaya konmuş bir şeylerimiz var. Ne ispatlar var. Mürekkebatın ispatı. Bunlar hiç konuşulmuyor. Onların işte neden Adi oğlu Adiler dediğimiz. Ben başka bir yanını söyleyecektim ama. Söyle buyur. Şimdi kendisine göre çok dürüst bir Müslüman olduğundan. Senin resmini koymuş ya videonun başına. Evet. Böyle bir saniyelik falan. Yok ben şikayet etsem etmedim. Oraya geleceğim, konu o. Şimdi biz şikayet etmedik. Sen şikayet edip kaldırtmadın. Evet. Ama kendisi çok dürüst bir Müslüman olduğundan seni şikayet edip videoyu kaldırttı. Desene böyle de Mehdi olur mu? O işte, kadar dürüst yani, o kadar işte, dürüst. Nefsi zam edemiyor. Lanetleşmeye gelecek kadar şeref sahibi olamamış. Ama videoları kaldıracak kadar kendini şerefsiz olduğunu ispat ediyor. Aynen öyle. Yedi o lafızları. Aynen öyle. Ben de dün gittim en son yaptığım linkleri falan hepsini kopyaladım. Bunun 4-5 tane videosunun altına attım. İşte akıllıysa yok o derdi kurtulmaksa gelecekler. Sen benim en sonki videomu izledin mi abi? Ben orada ona çok güzel bir söz verdim. Dikkat ettin mi sen ona? Ben onu dinledim ya. Ona bir sözüm var. Ben İsa Aleyhisselam'ın yanında olursam sen de karşımızda olursan diye. Oraya varmaz onun şeyi. Varırsa zaten. Onun varmaz. Varırsa. O kolay. Ya o zaten bak şimdi. Şimdi böyle bir şey olduğunda öyle bir şey olduğunda bunların biat biz kime ne dedik abi? Ülerleyecek şey dans edebilirsin giyecek dedik mi? Evet. Giyecek dedik. Evet. Gelecek abi, giyecek. Aynen öyle. Ha dedik, hani böyle bir şeyi anla, kavra, giy kardeşim. Hani ben böyle bir durumda olsam, ben bir tane dedim kendi hesabıma. Çünkü eski Ahmet'i bıraktım ben. Ben iki tane giyerim üst üste. Niye? Öyle bir şeye vesile oluyor bu adam. Anlayışımı değiştiriyor, kavrayışımı değiştiriyor, bakış açımı değiştiriyor. Kurtuluşuma vesile oluyor. Bir tane dans edebilirsiniz, 5 tane giyerim. Bir de işin yarabiliyor biliyor böyle musun? Böyle var mı? Yok abi de bir şey diyeceğim. Bir de ne yapıyor biliyor musun? Halifeti Muhammed'e saldırıyor. Osman'a saldırıyor. Tamam mı? Sakarya'daki Osman'a saldırıyor. Bir de gelince onlara işte şu özellikler sende yok, bu özellikler yok. İşte şunu deyince böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Şia kaynaklarına bakıyorsun diyor Mustafa için mesela. Ama bize gelince ortaya ilmi bir şey koyamıyor. Diyemiyor ki fiziksel özellikler sende yok. Ama geliyor vahiy kesilmiştir. Ya Allah'ın vahiy kesilmiştir diye Allah'ın kelamına sınır çizmiş olur. Kafir olur ya. Hristiyan itikadı abi. Okumamış. Okumamış değil. Anlayamamış. Yok. O feraset bir şey yok. Bir sürü şey. Hani melek davasını Serkan'a dedim. Bak 7 sene sen benim hala anlamadın, okumadın, okuyacağım dedin, okumadın. Benim yazılarımı falan okumadın. Beni dedim anlamıyorsun, tanımıyorsun sen beni. Evet. Sen şekilli şekilen beni tuzağına düşüyorsun. Aynen şekten öyle. Değerlendiriyorsun. Ya Hazreti Ali'nin çok güzel sözü var. Okuduğu zaman reddedecek bir yol bulamayacak. Konuşana bakma, konuştuğuna bak diyor. Şimdi yok argoda konuşabilirim. O da mesela düşük cümle kurabilirim, unutabilirim. Biz de küfür ediyormuşuz bu şeye. Adi oğlu Adiler küfürmüş. Din namına sizde şeref yok demek küfürmüş. Küfür olur mu? Adi oğlu Resulullah'ın sözü. İşte çok büyük alimmiş abi bu Velioğlu. İşte. Çok büyük o alim oldun da küfür ya olarak alıyor. Bunlar nasıl çıktı? Yani bu zamanın ihtiyaçları olan şeyleri bu zamana kadar kim bir kimse din sebebiyle Adi oğlu Adi dedi. Aynen. Bu kisve yapıştı. Madem Adi oğlu Adi dediniz niye başınızı kaldırmadınız? Niye sen böyle bir güzide cemaate böyle söylüyorsun diye? He? Niye birisi de şey yapmadı? Yavşaklar kaldırdı. Şimdi, cemaatin kendini birazcık kaldıramadı. Birazcık bu dinden nasibi olan temiz akıl sahipleri diye geçiyor ya. Evet. Şimdi temiz hani böyle temiz akıl sahibi dediğini ne anlarsın? Hasretmemiş dinini kullara, efendilere, şeyhlere, mürşit denilen kişilere hasretmeyen. Şimdi bu derdi hak arayışı. Hani bu şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakarsan böyle bir şey yok. Aynen öyle. Böyle bir şey yok. Yani bir izalete bağlamışlar. Resulullah Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu anh'a şey verdi sanki. İcazet verdi sanki. İcazet verdi.
O da tuttu. Selman-ı Farisi'ye izahat verdi. Verdi mi? Bilmiyorum ki. Vermedi. Ben bilmiyorum. Vermedi. Selman-ı Farisi işte bilmem Yakup İçeri'ye şuna. Tamam. Zıla geçti. Tamam. Kabul ettik. Yok, ama kardeşim bu Efendiler silsilesi ne hale geldi? Aynen öyle. Ne hale geldi bu Efendiler silsilesi? Dinin önüne geçirdiler efendilerini. Abi bu efendiler... dediğimiz dedik, öttürdüğümüz dedik, yiyeceksiniz. Aynen öyle. Adamlar kendileri kurtulamayacaklar bu şekilde. Öyle abi. Yani bu şimdi işin şeye geldiği zaman, her şeye, yine şeye geleceğiz biz. Bu işi birbirine katalım. İki işi. Mehdi'nin bilgileri de bu ilimlere sahip olması durumu, bir gecede sahip olması durumu, bundan sonra diyor ki işte feraiz ilmi, işte fıkıh ilmi, işte hadis ilmi, Ecdet işte tefsir ilmi, bunlara sahip olacak sana diyor. Bunlar zaten bunlara bunların sahipleri var. Bunlar şimdi birisi bir şey der, birisi bir şey der, bir kuyulu oluşturulur, kurtulunur. Madem öyle, o zaman Mehdi sizin yanlışlarınızı koyamaz ortaya. Ama ben bir şey söyleyeyim abi. İlmin kapısı olan Hazreti Ali'nin bir sözü var. Evet. İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı. Ama noktadan maksat... İşte şimdi oraya geleceğim. İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı. Neyden çoğalmış? Cahillikten çoğalmış. Bilmemekten çoğalmış. İşte. Bilenler zaten ilmin aslının bir nokta olduğunu biliyor. İşte olay bu kadar basit. Noktadan maksat ne dedik biz? Ha? Yakınlık safhamızı açıkladık. Bütün her şey o nokta ile i̇şte, ya. O ilim yakınlık safhasıyla ölçülüyor. Aynen öyle. İşte bizim o noktada noktaya vasıl olmamız noktayı açıklamamıza vesile oldu. Vahiy dedik işte. Aynen. Sırf Allah-u Teala'nın vahyine muhatap olmakla bu hani vahyine muhatap olduk ama nasıl muhatap olduk? Resulullah'ın izinden giderek. Aynen öyle. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giderek Muhammed'in nübüvvete sahip olduk. Aynen öyle. Muhammed'in nübüvvet sahibi olmakla nerede? Hani belki fıkıh bilmem, belki Kur'an'ı ezbere bilmem. Ama nedir? Onları değerlendirme hususunda ben bakış açısına sahibim. Aynen yani yeri geldiği zaman, şey geldiği zaman demiştim mesela Mehdi ile ilgili ayetleri. Hı hı. Ben şimdi bunları çıkarmadan önce Cübbeli konuştu. Mesele bilmek maksadıyla Resulullah nabzet mesela nabzet yaptı. Allah Allah. Bunları ondan sonra ben mecbur çıkardım. Hı. Ne yaptı onu şeye işte ailette diyecekmiş işte ha, benim karnımda. Yok öyle bir şey. Aynen öyle. Duan onu söylüyor. Söz alınmış Hazreti Muhammed'e. Ondan da söz alınıyor. Aynen öyle. Şimdi ama bu üstünlük vasfı değil. İbrahim Hazreti Aleyhisselam uyması gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in. O şimdi Hazreti Muhammed'in İbrahim'in hayatla sabit o. Evet. Ona uyduğu zaman şimdi İbrahim Aleyhisselam daha mı üstün oluyor? Yok. Yok şimdi. Mehdi'ye yardım etmek için de Mehdi'ye inanacaksınız diye. Şurayı anlasınlar da. Hı. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uy emri geldikten sonra onu uydu. İbrahim Aleyhisselam ondan daha üstün değil. Ya da üstün İbrahim yoluna çıkmıyor. Uydu. İbrahim. Ha, yoluna uydu. Aynı şekilde Mehdi'ye yardım etmesi de Mehdi'nin ondan üstün olduğunu göstermiyor. İsa Aleyhisselam'a yardım etmesi derken şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl yardımı kendine dinini, yapıyor. Kendine yapıyor aslında. Dinini ikame ediyor. Ha? Mehdi bir makam kazanıyorsa aynısını o kazanıyor zaten. Aynen öyle. O durmuyor. Kemalatı, o çığırı açan kendisi zaten. Kemalatı onun... Onunla açılmış daha doğrusu. İşte, açan kendisi değil de onunla işte, açılmış. Şeriatla. İşte o bir süreç o ya. Onun fazla tefaata girmeyelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bunu söylemekle Mehdi'nin efsafına şeklini, şemalini bildirerek ne demek istemiş? Yani ona verilen söz, onun verdiği sözü niyabeten bildirmiş ki buna uyun. Uymazsanız onu inkar eden Muhammed'e indirileni inkar etmiş etmiştir. Gibi. Onu inkar eden. Onu bildirdiğim sözde de inkar eden değil yani. Aynen öyle. Olaya bak. Yani onlar diyor ki bu Mehdi Aleyhisselam'ı inkar eden kafi olur. Buna aslında kısa bir şort yapmak lazım. Eski alemler Sureten Eman'la o yönden kurtarır da Mehdi'nin karşısında olup da istediğin kadar hadisleri kabul ettin. Söylüyoruz işte ha. Şimdi. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bak Mehdi'yi inkar eden Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Demiyor ki benim Mehdi ile ilgili sözlerimi inkar eden demiyor. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Demiyor.
Öyle. Şimdi Mehdi kimdi de bir tanesi de. Ha, Müslüm Gündüz. İnşallah şey yaparsın. Dinlemişsindir bu kısmını da. Mehdi diyor inkar etmek şey yapmaz yani. Onu kabul etmemek diyor şey yapmaz. Ne yapmalıdır? Hani bir zarar görmez. Kirletmezmiş. Görmüyorsan inşallah de gelesin. Teminden söylediğimi duymuşsan da sen görme bakalım nasıl görmeyeceksin. Keşke Resul'le bir yol tutsaydık der ondan sonra. Ya niye? Bir sürü şeyi kabul etmeme durumunda evet, olacak. Evet, evet, evet. Şimdi bizden alsa bu görülmedi mi diyecek. Evet. Yani bizden alsa bizim itikadi mevzuları bizden alıp kabul etse. Ve açıklasa vesaire. He? Aldı açıkladı vesaire. Şöyle tamam. Çıkmış o ya. Nasıl çıktı? Pencere. Burası kapalı abi. Nasıl oradan çıktı? Pencereden çıktı demek ki. Açık, nerede? Açmış pencereyi. Ha onun için uğraşıyordu demek ki. Ben de diyorum niye oradan... Dursun bakalım hadi. Uğraşıp duruyordu. Fanla yüz vermedik o yüzden çıktı. Şimdi sen... Müslüm Gündüz konumuz. Müslüm Gündüz diyor ki... Mehdi meselesini. Şimdi sen bu konu hakkında söyleyebileceğin bir şey varsa ben zaten şunu şey yapayım. Mehdi'nin sen söyle, söyle. Ben mi söyleyeyim? Aklıma geldi. Şimdi Mehdi hani ehl-i nübet olmasa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de söz alınmasa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o derecede ona ehemmiyet vermez. Evet. Halbuki bak bana bak İmam-ı Gazali'ye. Bak bana bak İmam-ı Rabbani. Parıl parıl parlıyorlar onlar. Evet. Anladın mı? Ben sözdeyim. Bak İmam-ı Rabbani parlıyor. İmam-ı Gazali parlıyor. Tarihe ışık tutuyor. Evet. Ama gel Allah'ın tuzağına bak. Hiçbir şey yok. Ama onlar da şimdi burada olsaydı onlara da aynı gözle bakılırdı. Bir de o var. Yok işte. Belki de onlar yani. Bir de o var yani. Hani yok onlar da şimdi akıl eriyse kabul etmek zorunda kalacaklar. Bizi kabul etme yönünü demiyorum. Bizim konumumuzda onlar olsa bizim karşımızda oldukları gibi onların da karşısında olacaktı çoğunluk. Bir de o var yani. Yani ya onların değil, onlar bu böyle bir davanın mübessili değillerdi ki. Olsalardı diyorum, misal evet. Veriyorum. Çünkü onların yani, da şekil şemale bakılacak. Şimdi ortaya konuna bakılacak. Onlar bir süreçten geliyorlar, bir silsileden geliyorlar. İmam-ı Rabbani mesela babası itibariyle, şey itibariyle bilinen, tanınan bir ve onların zamandaki bir ortamda. Benim öyle bir ortamım yok. Onların zamandaki şimdi birden bir cemaati karşısına çıkıyor ki birisi hiç. İşte bir gecede davası sen onu görmedin. Onların zamandaki aslında ilim ehli de çok da bir şey gözükmüyor diyor. İlmi gözükmüyor diyor. Bir şey diyeceğim abi. Onların zamanında İmam Gazali olsun, İmam Rabbani Hazretleri zamanı olsun. Onların zamandaki ilim ehlinde en azından ilmin bir şerefi vardı. Bunlarda o şeref de yok. Bir de evet bir şey hakikati ortaya koydun mu evet. Bunlarda onların, o şeref yok sıkıntı işte orada. Onun için ben dilimi uzatmıyorum. Allah-u Teala işte işin küfrü niyetiyle şey yapmamış. İşin hani detayına inmemişler. İşin işte zaman mefhumunu şunun bunun. Hı hı. Yani olduğu gibi kabul ettiler etmediler fazla teferruata girmemişler. İşte yani yanlış olduğu itikat mevzularında da mesela hani Allah-u Teala'ya hani onlara da bir uyarıcı gelmemiş. Tam manasıyla. Tam manasıyla doğru. Çünkü 500 senede bir aynen öyle, aynen öyle. Nebi gelmez ayet, olsa da Resul gelmeme yol olduğundan. Ayet belki de onlar için. Onların imanı da kabul olacaktı ben. Çünkü ana hatlarıyla Resulullah'ın bildirdiği şeylere uyuyorlar mesela. Zaten birisi Resul göndermedi. Şimdi uyuyor de kurtulsun bunlar da. Hadi bunlar da uyuyor de. Diyemiyorum işte. Çünkü niye? Bir uyarıcı var karşılarında. Aynen öyle. Zaten bu kadar boluk olmasa uyarıcı gelmez. Tamam ferahiz diyor bahsediyor. Tefsir diyor. Ebced diyor. İşte Cübbeli de aynısını söyledi. Ben ona bir ayet sordum. Tıkandı kaldı. Videoyu kaldırttı. İşte, o kadar burada, büyük alimmiş burada, yani. Burada önemli olan şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara ne anlattı da ne aktardı da onlara kurtuluş yolunu gösterdi. Sen işte şöyle gel şunları şöyle yaz. Bunları bir ezberlemek, aktarlamak bu lafızları sonuçta ilim dediğiniz lafızdır ya. Evet. Lafızdır. Bunu seneler öncesinde yazdım. Şimdi dedim bir CD var. İşte Kur'an-ı Kerim var, tefsir var, meal var, bir sürü hadis var. Bir CD'de koyuyorum. O CD hafıza bilgisayara geçiyor. Buna alim diyebilir miyiz ya? Abi zaten ayet var ya. Rabbim ilmimi arttır diye ayeti var. Şimdi iki türlü okursun. Tamam mı? Gerek ayetleri gerek hadisleri. Bir, safiyane ezberlemek için. Nakilci olmak için. İki, anlamak için okursun.
Şimdi Mehdi'den böyle bir şey beklemek. Yani bir gecede yetiştirecek bakış açısı. Bu yanlış şeyler. Mesela gayb bilgisi istiyor. Sen diyor mesela depremi bil bakalım. Bunu yazıyor. Ha depremini bilmekten mağada şunu söyleyebilirim yani. Ayeti söyledim. Sen onların işlerinde olduğu sürece biz onlara azap edecek değiliz. Değiliz. Bunu böyle bir dua olarak şey yapayım. Korkma dedim Serkan Hanım akşam. İki tane masanın altını temizleyeceğim diye su koyacağım diye püskürü koyacağım diye. Çelik masa var iki tane. He. Onları da şey yapacağım diyor. Bir şey olduğunda diyor onların altına gireceğiz. Diyor. Evdeyken ne yapacağım? He? Evdeyken ne yapacağım? Ya Allah'ın izniyle bir şey olmaz. He. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Yani bir korkum şu karşı komşum var. İnşallah onların da şey yapar. Bir güçlendirirler binalarını da. İnşallah. Sizin bina güçlü değil mi? Bizim bina güçlü. Bizimkine ben hiç bakmadım ya. Bizim bina 99 depreminde şeydeymiş, sen söyle. Erdoğan Kayıkçı vardı bizim mahallede. Kahve diyelim, çay ocağı gibi bir yer vardı. O dedi, Ahmet dedi, sizin bina dedi çok şey. Yani mahallenin en bina, güçlü binası dedi, en sağlam binası dedim. Niye? Dedi, depremde dedi, burası temel atılmış dedi. Deprem görünce dedi bir sürü durduldu binalar dedi. Oraya dedi tekrar temel atıldı dedi. Çift temel var burada. Bizimki sonra yapıldı. Ben 2003'te 2004'te geldim. Bizimkiler de 2007 2008'de mi ne 10'da mı ne aldılar evi. Her neyse. Sonra yapıldı. Şimdi konu şeyde. Pause düğmesi var ama durdurabilir miyiz bunu? Hiç denemedim. Şimdi kapatır videoyu baştan bir düğüm alırız. Ne yaparız bilmiyorum. Ben şöyle denemedim hiçbir şey diyemiyorum. Neyse. Şimdi Mehdi'nin sıralaması işte bu ilimlerle beraber ortaya koyulanların dışarıdan baktı mı bu mu lafzı var. Bu mu lafzı var. Pause düğmesi burada. Ya dur bir dene bakalım. Hadi bismillah. Devam ediyor. Şimdi Mehdi'nin bir gecede ilime donatılması işte bu yakınlık safhası. Evet. Belki Allah-u Teala yakınlık safhası Resulullah'ın izinden giderek işte o riyazatlar şeyler o hadislerin Allah-u Teala'nın bu yola sevki var bu şeyde. Yani tek benim hani kitaplardan yazıp çizip öğrenmem değil ya. Evet. Ama o kimliğe bürünmem, Muhammed-i Nübüvvet kimliğine bürünmem. O sözleri mesela mesela şurada dedim ya, şöyle bir yüksek bir yerde anlatmışımdır. Orada mesela hadis, ben bilmiyorum hadis olduğunu, sonra hadis olduğunu öğreniyorum. Benim ağzımdan çıkıyor. Ya Rabbi, ben seni methetmekten acizim, sen kendini methusena ettiğin gibisin. Bunu daha önceden söylemişimdir. Çok söyledin, evet. Orada söylemişimdir. Bu tekrar bunları söylemem, doğruluğuma şey yapar. Delaildir yani. Ama bakıyorum şeyde, bunu da ben söyledim işte falan davasında değilim. Çünkü onun izini takip ettiğim için otomatikman benden çıkıyor. Anladım. Ana, o duygulara, o hisse, o bakış açısına sahip olduğum için. Ama gel bu işte, bu şimdi adi oğlu adiler diyoruz ya. O başlangıcı biz nasıl yapmamız gerekiyordu? Yapmışız. Nübüvvet kemalatını ispat etmişiz, koymuşuz. Evet. Nübüvvet ilk videomuzda nübüvvet kemalatının sürü beşerete gelince o ancak bir noktaya ifade edilebilir. Noktadan maksadı kimse açıklamadığını evet. Söylemişiz. Noktadan maksadın vahiy olduğunu, vahiyin nasıl noktayla açıklandığını açıklamışız. Evet. Bir de o var yani. Aynen öyle. Yarım bırakmamış, tam açıklamış yani. Bu vahiyi de dedik, dedik kestik ama yani kesildik. O zaman bir sürü şey söylenirdi. Evet. Vahiy neden noktayla açıklandığını açıkladık. Aynen öyle. Ne oldu? Bu safhaya geldiğimizin delaili oldu bu. Evet. İlmi delail. Şimdi buraya Mehdi 534. mektuba göre ehl-i nübüvvet olacak mı? Evet. İşte Mehdi'nin de bir alameti var. Sağ yanağında ince yanlarımız gibi işaret. Evet. Bakarsın videoda şimdi burada öyle böyle gözükür. İşte bir parlaklıkmış gibi gözükür. Ama orada gözüküyor işte. Hatta ben şey diyeyim abi ya, bu Velioğlu var ya, ben onu çağırayım lanetleşmeye. Hiçbir şey için gelmese sadece sağ yanındaki şuayı
O onun olmadığına dair gelsin benlerine artık. Evet. Sadece onun için gelsin. Yok ya. Senin temizlemeden sende de gördüm ben. Ha, ya şimdi o değil konu. Yansıyor işte. Konumuz o değil. Sadece onun için gelsin lanetleşsin. Çekiliyor ya. Yani. Anladım. Nur çekilir. Işık çekilir. Sadece gelsin onun için lanetleşsin ya. Evet. Sen yani şimdi şey diyeceğim. Bunlara şimdi sorsam bunlar çok güzel Müslümanlar. Konusu geldi onu anlatayım. Dün tefekkür ediyordum bunu bir türlü videosunu yapamadım. Şimdi ayette Allah diyor ki onlara onlara Allah ve Resulüne gel dediğin zaman o münafıkların sizden büsbütün uzaklaştığını görürsün. Şimdi bu ayet şer'i hükümleri uygulamada bundan sonra çağrılan ve gelmeyen sözde Müslümanları kapsamıyor. Allah'ın iki tane emrine çağırmışız. Söyle onlara davalarında haklılar söylemiş istesinler ve lanetleşme ayetine davet etmişiz. Allah'ın emrine icabet edemeyerek zaten münafık olduklarını ispat ediyorlar. Olay bu kadar açık. Ya işte baştan ne güzel güzel açıkladık biz vahiy işte kemalatımızı falan filan. Ondan sonra yani hemen bir sürü video yağdırmadık biz. Aynen öyle. Ya, süreçti bu yani. Söylenecek pek fazla bir şey olmadan baktık daha ben yeni çıktım oramda ışık var buramda ışık var diyene kanmayın. Ah be hemen önünü kesmeye çalışıyor. Çok denedi ya. Çok denedi o çok. Denedi derken başardı onları benim önümü kesmedi onların benim kesilecek bir önüm yok ha. Ki. Benim önüm ne o diyor ki ben bunun önünü kapattım. Benim derdim arkamda bir insan biriktirmek işte onları evet. Aidata bağlamak işte evet. 3-5 tane bina yapıp Mustafa da gibi. Mustafa gibi. Mustafa kim? Halifet-i Muhammed gibi. Ha, para çekiliyormuş. İşte onun gibi yani o yüzden dedim. Ya her neyse yani benim anlatmak istediğim hani böyle Mercedes'e de bineyim işte oğlum sen de işte uluslararası bisiklet şeylerine git. Yarışlara git, hava hayatını yaşadı davası değil. Ben çocuğuma dedim, her zaman şunu söyledim mesela. Oğlum dedim, kul ol, ondan sonra ne olursa ne ol. Ha şimdi bunu ömrünün bir tarafında Allah'la ülfetini dedim sağla, ben sana söyleyeyim dedim. Bak ben dedim yazıyorum, çiziyorum. Sen dedim bunlardan gafilsin. Bak ne ortamımızda bulunuyorsun. Hani belki en yakın sen biliyorsun benim... yalancı olmayacağımı. Çünkü ilk öğrettiğim şey yalan söylememek ona. Anladım. Benim babam ben, çok kızardı yalanım ya. Ben geri bu konuda benim geri adımım yok. Serkan diyor vazgeç diyor. Ben dedim ben her şeyden vazgeçerim. Bu yoldan vazgeçmem. Ben, babam bana geldi dedi hani ki. Hani bir denese birisini denese ya. Hani çok o kadar kolay ki. Benim için reddetmek o kadar kolay ki. Ama bu davada olmayan, bu işin içinde olmayan Halifet-i Muhammed'in kavi koyarsın iki trilyon oynaya oynaya vazgeçsin. Aynen öyle. 2 milyon doları koy tamam uçsun ya uçsun. Yok ya da her türlü fitneyi koysun ortaya. İtikadi bozuklukları da koysun, şey de koysun. Aynen öyle. Ya babam da mesela... Benim beni öldür yani. Benden sadır olmaz. Allah'ın lütfuyla, Allah'ın izniyle benden o bu dinin hani cübbeli gibi olsun. Diğer alimler gibi olsun fitne olacak insanların cehenneme sevk edecek böyle fitne olacak böyle itikadi bozukları o benden benim ortaya koymam gibi bir lüks yok yani. Bu veli olana da biraz bakış açısı kazandıralım mı abi? Buyur. Yani kazanmak isterse kazansın. Şimdi bunlar zannediyor ki Mehdi geldiği zaman hemen bir kabul olacak. Mehdi işte dünyada 5 sene. Hadiste diyor ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 5 ya da 7 sene kalır diyor ya dünyada. Şimdi bunlar 5 sene 7 seneyi nasıl değerlendiriyor bu veli olur biliyor musun abi? Diyor ki Mehdi diyor eğer diyor 30'da 40 arası diyor şey olursa diyor ortalama 8 sene dünyada kalır. Tamam mı? Eğer 40 yaşında diyor eğer diyor 40 yaşındayken diyor eğer şey olursa diyor tamam mı? Bir gecede olay olursa diyor tamam mı? 7 sene 8 sene kadar kalır diyor. 33-35 olursa diyor ona göre kalır diyor. Zaten diyor kabul safhası bu şey diye bekliyor. Mehdi o sene kabul edecek de benim o bir gece onu da söyleyeyim. Dur söyleyeyim abi şunu da bitireyim. Evet. Bekliyorlar ki mesela Mehdi bir gecede şey olur diyor ya. Tövbesi kabul olur diyor ya. Bütün ilimler verilir diyor ya. Mehdi o geceyi yaşadıktan sonra o sene içinde İsa Aleyhisselam gökyüzünden inecek. Mehdi ile 7 senelik süreç başlayacak. Her şey olup bitecek. Şimdi ben ona sorsam desem ki nebilerin bir kere tarih boyunca gönderilmesinde çoğu nebi kabul eden olmamış. İsa Aleyhisselam'ın bak
tebliğ metoduna, tebliğ sürecine bak kaç kişi kabul etmiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya. 10 sene dedim Muhammed. 10 senede eminlik vasfı oldu halde. Eminlik vasfı olduğu halde. Hükümran olma yönüne bakalım. Hükümran olarak Allah Azze ve Celle, ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 2 kişiyi bildirmiş. Süleyman aleyhisselamı bildirmiş, Zülkarneyn aleyhisselamı bildirmiş. Süleyman aleyhisselamın emrinde cinler var ve rüzgar var. Yani insanlara dememiş ki benim emrimde Allah cinleri ve rüzgarı verdi. Siz niye geliyorsunuz? Oturup bekleyin ben her yeri fethederim dememiş. Siz de geleceksiniz deyip onları da alıp gitmiş. Bunları da bekliyor ki Mehdi tek başına gelecek. Bütün dünyayı tek başına kurtaracak. Dünya yani o bir geceyi yaşadıkta hemen arkasından başlayacak süreç 7 senelik. Ya benim bu bir geceyi yaşamam sana da söyledim mi söylemedim mi tam manası bilmiyorum. Hicri 1417'ye tekamül ediyor. O bir gece. 96-97 senelerine tekamül ediyor. Söylemiştim. Ama nedir? O zaman mesela erken çıkarsa öldürülür. Hazreti Ali'nin sözü. Erken çıkarsa öldürülür. Evet. Şimdi ben... Dur lafını unutma abi. Mehdi'nin iki kere gaybeti olayı var. Tamam köydeydim. Ve oraya geleceğim. Sinop'ta şimdi kaldım. Mehdi madem... O 40 yaşında Mehdi bir gecede bütün ilimden adam atıldı. O sene içinde İsa Aleyhisselam'a geldi. 7 senelik süreç başladı. Mehdi ne kadar galibette çekilecek iki kere. Yok o döndü Caferiliğe. Döndü Caferiliğe ya. İşte Caferiliğe döndü işte. Gaybet döneminde diyor. Tamam olay bitiyor. Ara ara mağaradan birisini çıkarıyorlar. Photoshop'la bir de yüzünü parlatıyorlar. Oluyor bitiyor. Ya. Ehl-i sünnete göre Mektubat-ı Rabbani Andavul işte önce güzel söyledik biz başlarında evet. İlk çıktığımızda çok güzel konuşuyorduk evet. İşte yapma cübbeli işte bu bitettir bunu yapma Allah-u Teala seni girdi içeri evet. Bak bunun karşılığı dedim olur boş çıkmıyor karşılığı o zaman ben onu reddiye yaptım bunu dedim yapma başladı o zaman yani Mahmut Efendi sessizce gömüldü dumba da dumba böyle vura vura geliyor ya. Bile yani. İnanır. Bir tatlar sapık dikkatler başlıyor o zaman. İşte nafile namazların cemaatle. Şu gece şu toplanırız. İlan ediyoruz. Oradan ilan ediyor. Dedim kılma kardeşim tesbih namazı. Kılma. İşte reddiye İmam-ı Rabbani işte reddiye var dediler. İmam-ı Rabbani karşılama biz Mahmut Efendi uyarız. Onu seyretmişimdir şey. Kardeşim. Bunu dedim karşılığı olur oldu. Ha. Cübbeli bu yaşanmıştın, komple yaşanmıştın karşılığı olmayacak mı? Olacak. Ben bunu söylemiyorum ha. Şöyle olacak, böyle olacak, bize düşmüyor. Aynen öyle. Ama olacak. Olacağı da bildirilmiş zaten. Yok ben bilmiyorum ne bildirilmiş. Yok, o söylesin. Ha. O söylesin. Ben de benim Mehdi olmamdan daha âlâ ve açık onun Medine'nin alimi olması. Evet. Adam bir söz söyledi, hepsi peşinden gitti. Bir dedi, bak kafir olma durumu. Başının üzerinde hani melek dedi, bütün alimler dedi. Hani melek. İşte çünkü davul, bir davul çaldı mı aynı davulu çalıyor. İşte Süfyan böyle olunuyor. Süfyan böyle olunuyor. Şimdi yok, Süfyan o değil de. Şimdi, böyle olunuyor bu bir davul bir tokmağı bir vurdu hepsi aynı davulu çaldı aynı ritmi çaldı ulan kafir oluyorsunuz 7 sene zor vazgeçirdim ha geri döndüler mi yok sadece söylemiyorlar bu konuda susuyorlar sadece oramda buramda ışık var bilmem ne işte bunu işte bu ne konuştuysa ondan sonra git dünyayı kurtar. Yani olmayan vasıfları şey. Yani. Olmayan vasıfları. Said Nursi'nin açıklamış. Niye tabana zıt? Aynen öyle. Peki bunlar niye, nurcular niye? Bunu da söyleyecektim, onu unuttum. Bak bu nurcu meselesine de gelmek lazım. Aynen öyle. Yani Mehdi meselesini en yakın bilenler nurcular. Bilmiyoruz demiyorlar. Bak şimdi Hasan Akar bunu bilmiyoruz dersek yalan olur diyor. Bilmeyen bilmiyordur dediği an bütün nurcular bundan haberdar. Evet. Yani biz şizo muyuz ya? Biz şizofren miyiz biz bunu diyoruz yani? Adam bunu söylüyor. Niye? Çalışma yapan var. Bir çalışma yapan var din hakikatleriyle ilgili.
Bozuk itikatta kurtuluşun mu? Ama bu bir çalışma yapan Mehdi'yi bilmeyen mi? Ama diyor Mehdi'yi alıyorsun sen o Resulullah'ın bildirdiği, onu diyor inkar eden, Muhammed'e indirilen, Kur'an'ı inkar edilmiş, etmiştir diyen kişiyi sen üstadını yüceltmek adına onu talebesi yapıyorsun. He? Ve böyle kurtulacaksın ha? El müvet bir kişiyi bu hale getireceğim. Velayet-i Kübra ve makamı diyorlar. Said Nursi için de Velayet-i Kübra makamında ferdiyet makamıymış. Ferdiyet. Abi Velayet-i Kübra denilen şey nübüvvetin ilk adımı. Biliyorum. Tamam mı? O şehir bir şey var ya meşehir gibi, sünne geliyorsun. Bana sor onları ya. Ferdiyet makamındaymış Said Nursi. Tamam mı? Velev ki. Ya dedim mi ağzından çıktı mı ya? Ağzından işaret yollu diyor. Kendi talebeleri söylüyor. İşte duvara bakıp da böyle onu yarım saatinde. Işte, buyur anlat. Şimdi ferdiyet makamında diyor. Kim de onu söylüyor? Mustafa Kaplan mıydı? Nurculardan diyor ki Said Nursi diyor ferdiyet makamındadır. İşte bununla ilgili birkaç tane mektubu varmış. Bunların yani onun o makamda olup olmadığı muallak. O makamda olması vahiyle muhatap olmasına eşdeğer değil. Oraya geleceğim işte. Şimdi velev ki hal oldu ki Said Nursi gerçekten ferdiyet makamı. Bu ferdiyet makamı da Velayet-i Kübra makamı. Aynı zamanda nübüvvetin başlangıcı olduğu için sadece nebi olma yönü olduğunu varsayalım hadi. Hani bu durum İmam Rabbani Hazretleri'nde açık. Bunu kabul ediyoruz. İmam Gazali'de anlayışı var. Onu da kabul ediyoruz. Nübüvvet anlayışı var. Ama nübüvvet ehli diyemiyoruz ama anlayışı var. Onu kesinlikle var. Biliyoruz. Yok nübüvvet kandilinden olmuştur diyor. Ha diyor mu? Diyor. Tamam hadi. Hani anlayışı var işte. Şu bu diyemiyoruz. Net bir şey söyleyemez ama anlayışı var kesin diyebiliyoruz. Kesin nübüvvet ehlidir diyemiyoruz ama anlayış kesin var onda. O kesin. Ama şimdi Said Nursi'nin durumuna bakıyoruz. Hadi velev ki işte Said Nursi'nin kendi şeyi yazdıklarında olduğu gibi alalım. Hadi öyle kabul edelim. Mustafa Kaplan'ın anlattığı şekilde kabul ettik. Misal veriyorum. Tamam mı? Şimdi sadece nebi olan iki kişiyi misal vereceğim. Baba oğul. Biri Yusuf Aleyhisselam. Hem nebi hem resul. Biri de babası Yakup Aleyhisselam. Sadece nebi. Şimdi babası ve kardeşleriyle birlikte Yusuf Aleyhisselam'a neden secde ettiler? Ondaki ilmi üstünlük yönü var burada. Hatta Yusuf Aleyhisselam babasını gözükürken ona gönderdiği zaman gömleği, ondan sonra o gömleği gözüne sürmesini kardeşi söylediği zaman ben biliyordum diyor Yusuf'un benden üstün olduğunu. Şimdi baktığın zaman Mehdi Aleyhisselam'ın hem nebi, nebilikte üstün kılınma yönü var ve resul, ama resullükte üstün kılınmama. Yeni bir şeriat almayan aynı Yusuf Aleyhisselam, ya İsmail Aleyhisselam gibi. Fazla tefaata girmeye yere geleceğim. Yok anlasınlar diye. Şimdi böyle bir yön var. Şimdi baktığınız zaman bizim çıkış noktamızı ne sizam edememişler. Ne sizam, hani Mektubat-ı Rabbani kabul ettiklerini varsayıyorum. Hadi şunu deselerdi ki tamam o zaman saydığımız üstün tutabilirlerdi. Diyebilirlerdi ki tamam biz mektubatı kabul ediyoruz. Ahmet Alçak'ın ortaya koyduğunda olduğu gibi kabul ediyoruz. Ama sen Resul olduğunu söylüyorsun. Mehdi Resul değil. Deseler ki Mehdi Resul'ü olduğunu onlar da söylüyor. Buna delil getirseler o zaman derim ki Said Nursi'yi hadi bir nebze üstün tutabilirsiniz sizin şeyhiniz hocamız olarak gördüğünüzden ya da nurcu olduğunuzdan derim. Ama kendi ağzınızda da zaten Mehdi Resul derken Ali Resul diyorlar Said Nursi'ye de. Onu öyle diyorlar. Kitap verilen. Kitap izah edilen. Ama şimdi Mehdi Aleyhisselam'ın da Resul olduğunu ispat etmişim. Bunu ne sizam edememişsiniz. Mehdi'nin makamının normal nebilerin makamından üstün olduğunu da ispat etmişim. Ne siz edememişsiniz. Hala Said Nursi'yi resullerden üstün tutma yolunu tutuyorsunuz. Ondan sonra ya daha çok şey var da söylenecek. Ya bu şekilde zaten küfüre girerler. Öyle zaten abi. Küfürde olurlar. Şimdi Allah-u Teala şaka yapmıyor. Allah-u Teala tam şeyi söyleyecektim. Hani Cübbeli dedi ya bir rüyasında görmüş. Ahmet'e söyleyin. Ben namcılardan beriyim. Acaba neden? Bu Ahmet de Cübbeli Ahmet değil. Ya Cübbeli Ahmet kim? Yok. Medine'nin alimine mi söylenecek bu? Üstüne çıkıyor her şeyi. Çeker hani abi. Hani diyor ya Sait Osman temsil merakı İsmail Ağa'yı. Yok ben temsil etmiyorum. Yan cebime koy. Şu cebime koy. Bu cebime koy. Ne güzel yapıyor değil mi Sait Osman? Aslında ben beğeniyorum Sait Osman'ın hallerini, ona karşı tavırlarını. Çünkü bu zamanda dine en büyük kahpeliği yapan
Evet. Kişi. Evet. Cüzdanı. Yine. Bak şimdi beni kabul ediyor etmiyor davasının alası. Şimdi kabul etmeme durumu bambaşka. Dine evet. Kahpelik yapmak. Evet. Şimdi bu dine kahpelik yapmak. Hakkı gir demek. Şimdi benimle alakalı değil, dinle alakalı. Aynen öyle. Ve ben de dinin içindeyim ama dinin itikat mevzularında oynayan bir adam bu. Dinin bir rüknü mesela, olarak var. Mesela ben nurcuları mesela o kadar hedef almadım. Hı-hı. Niye? En çok onlara hedef almam lazım. Onlarla uğraşmam lazım. Niye? Mehdi'nin yaşadığını şu an biliyorlar onlar. Ama bu daha büyük şey oldu. Kallavi bir kafir oldu da bununla uğraşmak zorunda. Abi ne diyorsun şimdi? Dininiz, din bu şekilde kabul edilirse gümbürtüye komple gidilir. Aynen öyle. Şimdi bunlar da buna sus dememişler. Evet. Kabul görmüş. Aynen öyle. Öyle mi? Öyle. Sus demiyorsan kabul tutmuş. Etmiş oluyorsun. Çıkarları için tutmuşlar. Bir münker gördün mü tepesine bineceksin. Biz de bilmiyorsak gelsinler bizim tepemize binsinler. Nurculardan bir abisi var, abileri varmış. Demiş ki ileride nurcuların hepsinin tövbe edeceğini bildirmiş. Yani ileride geç olabilir. Bak bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanlığı ile alakalı. Yarın bir gün olacaklarla böyle bir şey gönderilmişse tamam mı? Buna gerekli pay verilmesi lazım. Bu devlet olarak, millet olarak. Ama tabii belki de devlet yapıyordur bunları, baskılıyordur bunları. Bilmiyorum. Bunların da işine geliyor. Yani nasıl olsa devlet dedi falan filan hesabı. Ama dinlenmez. Hakiki alim kimseyi dinlemez. Öyle de. Kardeşim bunun vakti saati yok. Şimdi gelmişse Resulullah bildirmişse ona uyun, uyulur bitti. Geçen bir tarafının yorumunu gördüm, ne güldüm. Ha, buyur. Sana da attım ya fotoğrafını. Şimdi Cübbeli önceden 300 sene var diyordu Mehdi'nin gelmesine. Şimdi depremden sonra. Depremin bu büyük zelzelelerin Mehdi'nin en büyük alameti olduğunu söylüyor. Söyleyince altına bir tanesi yazmış ya kafamız çorba oldu hesabı. Tamam mı? İşte Cübbeli 300 sene vardı. Şimdi böyle diyor, demek ki diyor ondan sonra şey yapıyor. Kurtuluş diyor. Yok. Bak bir şey söylüyorum, ne güzel. Cübbeli en güzel. Cübbeli'ye biz şart koştuk mu? Evet. Ne kuşatı koşmuştuk? O da Cübbeli'yi çıkaracaksın. Cübbeli'yi saraya çıkaracak. Cübbeli kurtuluş için Cübbeli saraya Cübbeli dedim ben. Benim bildiğim Cübbeli adını kaldıracaksın. Cübbeli diyenden daha kitler. Sarı demedim. Ha, sarı demedim. Sarı demedim. Tamam Cübbeli. Cübbeli çıkaracaksın. Cübbeli'yi bana Cübbeli diyen ahiret daha iddiaları bundan sonra diyecek ve bana öyle gelecek. Öyle. Şimdi adam ne diyor biliyor musun? Şanını batıracak. Hani dokunacak diyor. Şanına dokunacak ya. Ha. Dokunacağım. Bak bu onun için bir şan ya. Onu diyecek bundan sonra bana Cübbeli derseniz ahirette hakkımı alırım. O safhaya geldiyse zaten iman, onun kalbinden iman coşar. Öyle. Yani ben neyi, nasıl bir yanlış değmişim diyebilen adam o dans sözlerimizin bir yer. Hünerlice diyoruz ya. Evet. Ulan az bile der. Ben, o da çok ben, hünerli ama abi. O yapar o işi bence. Abi istediği yok. Yok abi. Allah gördürmüyor işte. Yani gördürmüyor da soyadının belki bir şeyi vardı. Çeker onu soyadı belki. Benim o da baba atalarıyla işte. Benim babam böyleydi, şöyleydi. Ataları demiyorum. Cevat Akşit soyadı. De diyor ya ben işte 3 saat uyurum. İşte abdestsiz yere basmam. Yok yok, ben atalar için söylemiyorum. İşte benim soyadı. Babam şu, babası da biliyorsun neydi o? Bilmiyorum ki işte ya. Adam beya ünlü eski alimlerin içinde büyümüş. Bilmiyorum. Onlarla aynı soyadı toplumda. Hünerlice ya. Soyadına gıyabeten söylüyorum. Belki bir hüner ortaya koyar. Ahirette de tefsirden sorulacak mı acaba? Yok. Ne anladığından sorulacak, tefsirden sorulacak. Ne var ya? Efendim? Evdeyim. Gidiyor. Sonra görüşelim mi? Video dolduruyorum ben. Video dolduruyorum. Evet, tamam. Hadi görüşürüz. Şey diyeceğim abi, hani dedemi anlatıyordu dedim ya, bizimkiler İran'a ilk gelmişler dedim ya. Geldikleri zaman başlarındaki şeyin devletlerden önce bey var ya, beyin. Bey. Adı Maho. Mahmut da Maho diyor. Bilmiyorum adı ne. Maho diyorlarmış. Ona da Maho diyorlarmış.
Aklıma geldi şimdi söyleyeyim dedim. Ben de mahva yazıyorum. Tamam devam edelim. Yani tam bir mahva ya. Müflis mahva. Mahva var ya. Her gün karar veriyor, değiştiriyor. Şimdi de Sinop'a yerleşmeyi düşünüyorum diyor. Nelerle uğraşıyorum ama önceden kızıyordum. Evet. Beni kanser ettiler. Ondan sonra ben bunlara hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi he he diyorum devamlı. Önceden ben çok kızıyordum bunlara. Mahalle yani. Şimdi alıştım. He he gülüyorum. Geçiyorum. Ne yapayım? Şimdi iş nerede kaldık? Valla konu beraber gitti konu. Konu gitmedi. Konu Nurcuların Mehdi'yi düşürme olayı safhası. Evet. Şimdi sen nereye düşür, ne kadar, ne dersen de hakikati örtmüş oluyor musun? He, oluyor, bir de şeyine kalmıştık. Tefsirden sorulur mu bunlar maçlar gibi? Yok yani, yok şimdi. İtikadi mevzulardan soruyorsun. Hı hı. Zaten ortaya konmuş bir sürü şey var. Kedi indirir mi aşağıya? Yok. Oynuyor. O şeyleri, ablemleri düşürüyor. Şey ondan sonra oynuyor. Tamam, benim hoşuma gidiyor. O ablemleri düşürürken uğraşıyor ya. Hareket. Biliyorum. Kızıyorlar evdekiler de. Ben de, benim de hoşuma gidiyor. Aşağı uzanıyor, uzanıyor, uzanıyor. Aşağı indiriyorum onları. Hani aşağı, aşağı böyle uzanıyor, indiriyor aşağı. Benim hoşuma gidiyor. O eğleniyor ya. Ben de eğleniyorum. Neyse, benim anlatmak istediğim. Nurcu'dan şu anda Mehdi'nin çıktığını biliyorlar. Evet. Göremedikleri uyma zorunluluklarını nasıl kaldırdıkları. Göremedikleri şey. Evet. Yani Mehdi'ye atfedilen görünmeyen ama, hı hı, Resulullah'ın atfedilen ayetler var. Evet. Mehdi'ye atfedilen. İşte evet. Resulullah bunları bildiği için diyor ona, karı üzerinde sürünerek olsun tabi. Uyuma konusunda ben içinizde olursa, mesela Deccal zamanında içinizde olursa, sen herkes tanıyacak gibi bir şekilde veriyorlar. Abdülkadir Polat da bizim şey yaptığımız gibi açıklıyor işte, hı, cennet cehennem olaylarını falan, sistemle alakalı. Baya baya ilerlemiş. Vallahi. Diyeceğim şimdi, ondan önce ne diyordum Abdülkadir Polat'tan önce? Şey işte göremedikleri Mehdi'nin ehl-i nübüvvet olması. Evet. Resulullah'a bildirilmiş olması. Evet. Bunun bir Mehdi'ye atfedilen bu ehl-i nübüvvet. Gönülde yok ama, hı-hı, durumu var. Yani arkadaşım, çünkü böyle bir durum var. Tamam mı? Ehl-i nübüvvet olmasını cüz'i miktarda ona atfederek aslı örtmeye çalışıyorlar. Evet. Yani beni örtmeye çalışıyorlar. Ama bu onlara küfür olarak dönecek. Yani bundan şeyin olmasın. Sen şimdi şu anki durumundan biz, ha sen iyi oynuyorsunuz. O Mustafa Kaplan İstanbul'da olsaydı ben oynayacaktım. Bizde yok. Biz yırtarız kendimizi. Biz talep etseydik, biz onların tazimlerini de bir yere gelebilmiş olsaydık. Hı hı. Yani derdimiz onların tazimi de, onların bizde, siz de böyleymişsiniz deyip de biz de Kurtuluş Savaşı'na geçebilseydik derdik. Biz zaten Kurtuluş Savaşı'nda. Biz kime ne yapacağız? Yani bizim bir, sen şimdi en yakın, mesela beni biliyorsun, en yakın beni biliyorsun. Bir hayatı idame adına bir talebim oluyor mu senden? Yok. Oldu. Bak, senden börek getirdim ben. Tamam da parasını aldık. Götürdün. Yani o kadar da yap. Yani. Şimdi karşılıksız olmadık. Yok, anlamadık. Karşılıksız değil. Karşılıksız oraya getirdin. Emir telakki ettin. Ben rica ettim. Emir telakki getirdim buraya. Ha, o ayrı, tamam. Bunu getirdin. Tamam. O tamam. Bu, aldın parasını, tamam. Ama getirmeyebilirdin de. O doğru. Ama olmaz. Getireceğim. Getirmeyebilirdim. Şimdi, gelmeyecek adam getirmez zaten. Şartlar da aynı. Ben senin normal bugün işe gideceğim. Bırak bana getir dersen böyle ya, öyle olmaz. İşi gücü bırak. Bizim mama öyle veriyor. Gelmiş benim kapıya vuruyor. Biliyor musun? Anlattım mı sana daha önce? Anlat. İşten gelmişim cumartesi günü. Kapıya vuruyor. İşten eve geldim. Dinleniyorum. Ya. İşte herhalde anlattın. Dedi bakkala git şunu. Sen dedim ne işsin ya? Dedim bak, biz çocuk, senin büyük olabilirsin, tamam, evet, abim olabilirsin, şu olabilir. Büyüklük şurada bak Kerem de.
Hani dedim bu olay geçti artık. Ben dedim aile babasıyım. Bak aile bir ay kavgalarımız ayrı. Hı-hı. Dedim hani ben giderken dersin bana Ahmet bunu da al dersin, tamam bunu alırım. Ben gidersem ama. Aynen öyle. Bu dedim nedir ya? Gel bana şunu al, bana bunu al. Bu nasıl bir akıl? Ya bu git dedim işine ya. Anlayabilir miyim? Böyle bir... Zaten önceden anlatmışsın ya, ben o yüzden gülüyormuşum. Şimdi anladım. Ben artık yani şimdi böyle kendilerini eğileceklerse eğilesinler. Öyle. İsmail Ağa da eğilesin. İsmail ne dedi? İhsan Şenolacak böyle bir cevap umuyor muydu acaba? Baba İhsan Şenolacak'ın işte ben Mehdi'yim diyenlere o katılmış dedi ya Osmanlı zamanında. Madem sen Mehdi'sin oku istemez. Tamam. Ne dedik? Madem dedim Osmanlı alimleri acizeymiş, onların evet. Nesi dememiş. Evet. Edemiyormuş. Evet. Ok atıyormuş. Demek ki sen de bu acizliğini, benim karşımdaki acize ilmi acizliğini ifade ediyorsun. Ok atmak istiyorsun. Çağır beni. Aynen öyle. Çağırmazsan sen çağır beni. Gelmezsem Adi oğlu Adi'yim. Sen de oku at. Atmazsan ben Adi'yim. Sen de Adi oğlu Adi'sin. Çağır bakalım bir kere. Bir dene bakalım. Geliyor aynen. Muyum, gelmiyor muyum bakalım. Nasıl geleceğim? Aynen öyle. Millet bir görsün ya, yani Mehdi görsün. O katılan bir Mehdi görsün. Kurşun at fark etmez. Mehdi değil. Gelmezsen Adi'yim diyorum ya. Çağırmasan da sen Adi ol Adi. Niye? Neyse demiyor. Evet. Ne dedik biz? Acize olduğunu ifade ettim madem. İşte bu veli oldu. İş oka geldi. Ben geliyor muyum, gelmiyor muyum? Bu sefer gözlerimde bir samimiyetsizlik var mı benim oraya gelip gelmeme hususunda? Abi zaten gelemeyeceğini düşünse çağıracak. Geleceğini düşündüğü için çağıramıyor. Ya zaten acizinin beyan ettin diyor zaten. He. Madem bu şekilde. Aynen öyle. Ya şimdi bu ortaya kabul safhasında yapmıyorsun. Evet. Ok safhasına geçiyorsun. Acizini beyan etmişsin. Aynen öyle. Değil mi? İlmen nesetmen lazım. Aynen öyle. Et kardeşim. İşte yetse edecek. Böyle olmuyor ya. Yani. Yetse edecekler de yetmiyor. İşte şeye benziyor. Hani Nurcuların iyi anla. Nurcuların hani Mehdi'ye atfedilen durumu, kemalatı, Resulullah'ın bildirdiği işte bu üstünlüğü, düzin manada şey yapması, hani yönlerini Said Nursi'ye çevirmesi neye benziyor? Anlattım ya. Biz Abdullah Usta Osmanoğlu'yla Ali Hoca'yla şey yapıyoruz. Abdullah Usta Osmanoğlu ben Ahmet Efendi kardeşim, Ahmet Efendi falan diye tazimde bulunurken Ali Hoca da ona önünü ilkti böyle işte efendim, öyle değildik ama sonradan öyle yapmaya başladı. Benim gerile böyle kasıla kimsenin karşısında karakter, ben birisinin hani ben biliyorum, ben okuyorum, ben müdürüm diyenin karşısına çıktığım zaman, hemen beni gördüğü zaman mesela millet bir duruyor beni gördüğü zaman. O bir şey var yani. Allah-u Teala o veriyor yani. Bir yere selam verdiğin zaman tak ayaklar iniyor aşağı. Ama ilahi lütuf tabii. Ben bir şey yapmıyorum. Tamam. Hani bu tazim buna benziyor. Belki Ali Hoca bu konuda küfre girmedi ama Nurcular küfre giriyor. Aynen öyle. Ne yönde? Hem inkar yönüyle, hem ortaya konulan bir sürü ilmi mesele var. Evet. Yani iş ağacı böceği şu nasıl çıkıyormuş, nasıl çıkıyor değil yani. Yani tefsir meselesi olduğu gibi işte şu zamanında indi, bu zamanda indi diyebilmek ya da şu ayet şurada Mekki işte şu sebeple indi, işte şu hadis şu zaman söylendi diyebilmek güzel bir şeydir ama ben ne yapıyorum biliyor musun abi? Bunlar ne içindir? Ne içindir? Ulan iman içindir ya. Evet. İman bunları, bundan sonraki nesle bunları aktarılsın ki bundan bir yola çıksın. Şimdi hiç kimsenin yola çıktığı yok ki bir feyiz aldığı herkes bir yol. Yolda kalmış. Şimdi feyizden bahsettik mesela seninle. Konu hep oraya hani dönüyor ama. Hani rabıta yapıyorlar. Konu oraya gelsinler. İrşad et, sen irşad et kardeşim. Ben ne yaptın sen bana sikri yaparken böyle şey mi yaptın? Yok. Nedir? Hemhal oldun.
Neyle bu makamla hayal oldun? Evet. Ha zikir yaptın yapmadın. İlla zikir yapacaksın diye bir kaydı yok ama zikir de etkili. Çok etkili. He. O çok etkili. He. Yani ilahi feyiz. Şimdi Allah-u Teala ile ülfet. Seni gördüğünü bilmek, senin her şeyine muttali olduğunu bilmek. İşte gafil olmama durumu, uyanıklık durumu asıl oluyor. Hı hı. İşte bu makamında bu bakış açısında bu böyle oluyor. Şimdi üçüncü bir kişi gelse o da böyle bizimle beraber bu sohbetlerle beraber bu bakış açısının sahibi olacak. Dördüncü kişi, beşinci kişi ama dışarıdan bakınca böyle deniyor. Halbuki hepimiz aynı tepeden bakıyoruz. Tepeden evet. Farklı yönlere bakmış oluyoruz gibi. Yani gelen farklı bir yöne onların, bakmış olacak. Onlar böyle bakıyorlar bir taraf. Bak, 360 derecenin bir derecesini görüyorlar. 3 derecesini görüyorlar. Biz birkaç derecesini görüyoruz. Onun genel biz genelini diyoruz. Biz hakim. Biz, ha yani. Onlar derken bunları kastıyoruz. Ben gelecekler için görüyorum. Gelecekler de yok. Onlar da gelecek bizim gibi bakış açısını bizim sohbetlerimize, bizim de ihmal olarak bakış açısını kazanırlar. Anladım. Bizim bu Hazreti Resulullah'ın yoludur sohbet. Evet. Bu işte Tarık-ı Nakşibendiye'de işte nübüvvet kapısını açılan yol olması sebebi sohbet yolu olması, sahabe yolu olması sebebidir. Evet. Onun için yani bu şu ortamı sağlayan mesela mesela bilmediğimiz insanlar da bu bakış açısına sahip olabilirler. Ha. Yani aniden işte ben Sera dinliyordum. Mesela Murat diye birisi var. Mesela dinliyor bizi. Allah. Demedim mi ben sana? Ha söylemiştim. Murat tamam. İşte o dinliyor. Hı-hı. Nedir? Adam işte yakinen anlaması lazım. Bu mehdidir. Evet. Ama bir de bakış açısı kazanır mesela dinlediği zaman. İşte şu ayetler, bu ayetler, Mehdi'nin kabul etme durumu, işte itikadi mevzular. Evet. Bir sürü mevzu var yani. Aynen öyle. Hani bunlar bize sorulacak Allah-u Teala'yı tanımada, bilmede, mesela yakınlık safhasında sorulma böyle etken olacak şeyler. Evet. Zaman mefhumunu, hakikatini bilmek, senin o şeylerinden mesela faraiz ilmi, bilmem ne ilminden, hani aşağılamıyorum ha yanlış anlama. Hı-hı. Mesela faraiz ilmi neydi? Tartı ilmi mi değildi? Bilmiyorum. Alışveriş ilmi falan faraiz ticaret ilmi. Ticaret mi? Evet ticaret falan. Bilmiyorum işte. Yani şimdi ayetlerden soruluruz. Evet. Ayetlerin ne zaman geldiği babında sorulmayız. Abi zaten ayetin nüzul sebebi ayetin ne manaya geldiğini, konusuyla alakalı. Evet. Ne anlatmak istediğiyle alakalı. Ama onu aktarmak başka. Heh. Onu aktarmak demin başka. Ben onu söyleyecektim. Ben mesela Kur'an-ı Kadim'i okuduğum zaman ayet okurum. Aktaran sevap alır mı hafız olan? Nasıl aktarım? Aktaran şimdi kurtulur mu paçayı? Yok. Şimdi hafız olsan da sen böyle bir uyarıcı gelmesiyle beraber, ilkerle beraber küfre girersin. Öyle. Ya ben mesela Kur'an-ı Kadim okuduğum zaman ayeti okuyorum. Tefsir bilsen de küfre girersin. Ayeti okuyorum mesela. Bütün hepsi bilsen de olsa yine küfre girersin. Evet. Evet. Ben ayeti okuyorum abi. Anlayamadığım zaman ayeti, ayetin gidişatı ya da giriş yönlerini anlayamadığım zaman nüzul sebebine bakıyorum. Tefsire bakmıyorum. Niye? Zaten nüzul sebebi ayetin hiç ne manaya geldiğini ortaya koyuyor. Hiç bakmadım ben. Hiç bu zamana kadar. Ben çok bakmadım da ara ara bakarım. Ya bak bir şey değil. Bakmam gerekiyor. Benim bakmam gerekiyor. Bak. Seninle benim durum aynı değil çünkü. Yok ben genelde bakmıyorum. Tamam. Ben böyle bir durumum yok benim senin, de. Benim var ama işte. Ben mesela o şey mesela o. Senin bir kemer kazanma durumun var. Benim daha yok. Hani aklıma değil de mesela o işte ayda 44 açıklamam mesela. Hiç çektemeden, hiç ikilemeden, hiçbir yere bakmadan tıkır 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 yazdım ve ondan sonra baktım. Ben sürekli dilime dolandım. Neye baktım? Tefsirine baktım. Nüzul sebebine falan bakmadım. Bak sürekli dilime dolandım. Belli bir süredir herkes kanının gereğini yapar diyordum. Sonra diyordum doğru. Ki bu manada ayet mi var? Bir baktım. Doğru ortaya çıkar. Herkes karakterinin gereğini yapar diye ayet var. De ki herkes karakterinin gereğini şey, yapar. Herkes içeceği yolu şeyi bildi ayet. Ben de diyordum herkes kanının gereğini yapar. Hep bunu söylüyorum. Evet. Ben. Çıkar. Gerçeğini çıkar. Şimdi biz müminiz denenmedikçe ayeti burada devreye giriyor. Denenmedikçe sana der kendini mümin. Aynen öyle. Ama bir gelir abi böyle birisi duymuş işte. İşte haciz ettim ya İbrahim'de. Ömrü
sakallı sarıkla geçti. Ama geldi bir bana kafir dedi. Seç yani, beğen kafiri şimdi ikimizden birinden. Ne oldu tabii ki. Ben dedim ben kafir değilim, sen kafirsin. Öyle. Şimdi denenme. Hı-hı. Neyle denendi? Benle denenmedi. Malının eksilmesiyle denendi. Evet. Ben haz etmiştim onun köyünün malını. Aynen ama öyle. Ben onun yeğeni beni dolandır diye haz ettim. Sen gitsene yeğenini öldür. Yeğenle vur, ne yapacaksan ona yap. Ya, ayet açık zaten ya. Malınız da canınız da sizin tarzı evlatlarınız da. Yani velhasıl kelam buradaki çıkarılması gereken mana ne? Onu aktar. Söyle. Aynen öyle. Söyle. Neyi abi? Toparla. Aktarılması gereken manayı. Anlamadım ki. Kan. Ha, herkes kanının gereğini. Genetik. Şimdi yok. Genetikleşen manası. Şimdi herkes kendisini asil görür, dürüst görür, şey görür. İşte ha. Böyle işte genelde. O manada hiç düşünmemiştim. Herkes öyle görür. Evet, şimdi kanının gereği, kanını bilmez. Nere meyilli olduğunu. İsmaila Cübbeli biliyor muydu? Tamam, onun bütün nanelerini çıkardım ben ortaya. Bak dedi ki, sen dedim böylesin, söylesin, şöylesin. Kaç kere Cübbeli'nin bu dine şerefsizlik yaptığını, dinine bu dine kahpelik yaptığını, bu dine haysiyetsizlik yaptığını sayısız defa ben ispatladım. Dedi ki hani ben dedi iyi bir nane değilim. Böyle kaypağım maypağım dedi. Hani kabul ediyor adam. Dedi. Ama ben, dedi çocukken. Ama işte onu da ispatladık. Evet. Çocukken, hem de çocuk hocası da yanlış. Bak hocası da yanlış. Evet, o da riyayı ihlas biliyor. İnsanların teveccühünü ihlas olarak. Riya işte gösteriş. Riyayı gösterişi ihlas olarak. Öyle bir ihlas ki. Yok himmeti. O himmeti insanların teveccühünü talep etmedi himmetini ihlas olarak biliyor. Hocam benim icadetime 40 bin kişi gelir mi hocam? Yok olmaz Cübbeli burası köyü. 30 bin olmaz mı? 20 bin olmaz mı? Öyle bir ihlas geliyor. Nasıl bir ihlas? İnsanların teveccühünü 20 bin kişi mi 15 bin kişi mi gelmiş? Öyle bir şey olmuş. 40 bin kişi gelmiş. 40 bin kişi mi? Ha, 40 bin kişi gelmiş. Adamlar şey görmemişler, izahat görmemişler. Göre göre de Cübbeli'nkini görmüşler. Abi işte anlamadım. Ama şimdi 40 bin kişi Medine'nin alim olduğuna şahit oldu işte. Ya çocukken daha böyle çocukken bir avantajı var işte, yani. Böyle bir insanların talebini kendine... Ama onun için avantaj abi. Bu avantajı değerlendirmesi lazım. Değerlendirmiş zaten. Daha çok değerlendirsin. Adam anlamadın ki sen. Şimdi adam... Bir kere mal çıktı şeyde kurban kesmiş. 80 tane mi de kurban kestim diye çıktı dedi o şey Cübbeli. Allah Allah. Sen ne diyorsun ya? Açıkladı sen 80 tane mi de kurban kesim diye bundan kaç 8 abi, sene önce mi? O eksik yapıyor. 5 vakit namazı nasıl kıldığını da anlatsın. Gösteriyor ya ne anlatmasın? Gösteriyor görmüyor musun? Hayır namazda dua okurken hangi halde oluyor onları da anlatsın. Ondan sonra huşu anlayışı nasıldır? Namazdaki neleri düşünüyor? 14 secdeleri canlı canlı yayında yapıyor işte. He, bunları tek tek anlatsın. Ben işte onun yerinde olsam bütün işimi bırakırım bunları anlatırım. Ya bunları anlatırım derken şimdi... İyi ki de Allah'ın anlatırım yerinde değilim ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Her şeyin bir merhalesi var. Sen de yanlışsın. Her şeyin merhalesi var. Ne için? Dünya için. Zaten kazanmış. Niye anlatsın ki? Bunlar vasıtasıyla, bu din vasıtasıyla... Derdi dünyaydı. Dünyanı imar etti. Zaten imanını sattı bu. Evet. İngiliz tayfasına, İngiliz mühürlerini aldı, kraliyet mühürlerini aldı. Derdi dünyalıktı, onu da kazandığına göre bir şey anlatmasına gerek yok. Şimdi öyle böyle idare ediyoruz diye yani. Şimdi böyle diyor ya mesela Mehdi gelecek şimdi. Herkes onu paylaşıyor şimdi Facebook'larda. Hmm. Mehdi gelecek. Abi sen Mehdi ne dediysen devam ettir. Bak ben ne diyorum şimdi bak. Böyle şimdi yaşıyor desek istediklerini hepsini kılıçtan geçirin bana gelince duracaksınız. Niye? 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 Hı. Serkan diyor ki 65 tane de bir Mehdi varmış Türkiye'de. 165 tane olsa ne olur? Ben bir kalemde hemen 2 saat sürmez hepsini izam etmem. Aynen öyle. Ama ben dışarıdan bir alim olsam bu adama gelince tıkanacağım biliyorum. Aynen öyle. Onlar da biliyor zaten. Tıkanacağım. Abi zaten tıkanacak olsa şimdi gül oynaya yaparlar. Sen şimdi Hünerlice'nin
koydukları yani işte İsmail Ağa'nın alemde ilahi iddia etme meselesine, biz tatmıyoruz, seviyoruz demesine seni tatmin etti mi? He? Allah onu, o tatmin sana oldu mu? Kurtulmuş oldu mu o küfürden? Yok. Yok. Ayet değiştirmesi? O zaten en büyük sıkıntılardan biri. O da büyük sıkıntılardan biri. Açık ayeti değiştiriyor. Tek o değiştirmemiş. Diyanettekilerin çoğu da değiştirmiş de. O tefsirleri yazanlar, bazanlar, mealleri yazanlar. Kardeşim neyse, hakikat neyse odur. Mehdi şimdi yaşıyor deseler gelip gelecekleri, uyuyacakları biz olacağız. Ben olacağım. Aynen. Hepsini anında nesederim, izam ederim. Şekliyle, şemayla, ilmiyle. İlim davası hangisinde birisi? Zaten hiç yüzüne gözüne bakmam. Sen nübüvvet kemalatı var. Nübüvvet kemalatı adına bir şey konuşmuşsan. Ne konuştuk kardeş, sen bakayım. Aynen öyle. Nübüvvet kemalatının usulü beşerde çıktı. Ne zaman çıktı değil mi? 2013'te. Hadi yürü. Bak 2011'de açıklayan var burada. Aynen öyle. Lan alamet faikeyi taşımıyorsun sen. Bak bu adam var. Aynen öyle. Cahil. Bir de diyorlar ki işte Mehdi, o kadar Mehdi olduğunu söyleyenler var. Tamam mı? Bunların hepsi madem aralarında bir tanesi gerçek Mehdi. Bunlar arasında gerçek Mehdi olmadığının en büyük ispatı bunların birbirleriyle uğraşmaması diyorlar. Şimdi ben buradan sorsam o mallara. Musa Aleyhisselam zamanında o kadar kendini Nebi ve Resul zannedenler vardı. Musa Aleyhisselam onlarla mı uğraştı yoksa Firavun'la tebliğle mi uğraştı? Bir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müseylebim'in kezzap vardı. Ondan öncekiler vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'li müşriklere bırakıp onlarla mı uğraştı? Ne uğraşıyorsun? Sadece ne oldu? Vefat durumu safhası yaklaşınca dedi ya ki, ben şimdi dur şunu söyleyeyim. Vefat safhası yaklaşınca Müseylebim'in kezzabın da etrafının çok olduğunu öğrenince dedi ki, hatta Müseylebim'in kezzap mektup yazdı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ona cevap verdi. Sonra dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh herhalde gidiyor. Ebu Sufyan öldürüyor herhalde. Kim öldürüyordu? Müseylebim'in kezzabı. Unuttum şimdi. Biri öldürüyor da öncesinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en büyük düşmanlık yapan biri. Hazreti Hamza'nın öldüren kişi gidip öldürüyor. Vahşi. Hazreti Vahşi öldürüyor, tamam mı? Ondan sonra dedi ki gidin dedi, onu öldürün. Yanındakilere de İslam'a davet edin. Gelirlerse sıkıntı yok. Gelmezlerse onlara da aynısını yapın. Bu. Olay bu. Şimdi ama öncesinde onun olduğu zamanda o da vardı. Belki 15-20 sene boyunca devam etti. Şimdi Resulullah'ın beyanları gerçek mi? Evet. Mehdi hakkında. Evet. Mehdi inkar eden. Hadislerini demiyor bak. Mehdi aynen inkar öyle. Şimdi neden olduğunu da açıkladık mı? Evet. Mehdi'nin ortaya koyduğu itikatlarında. En önce ne koyduk? Nübüvvet kemalatının ispatı. Ehl-i nübüvvet olması durumu. Ayetlerde geçen bir Resul'ün evet uyarıcılık vasfıyla insanları doğru yola iletmeye çalıştığı Duhan 10 ayeti ve sonrasında evet bu Resul'ün Mehdi olduğunu söyledik. Kaç kişi öyle değil dedi bize, diyebildi. Delil getiren hiç yok. Hiç. Hatta eksilerde. Biz getiriyor muyuz delil? Oho, biz delil getiriyoruz. Bizimki dağdan da büyük. Karşısına çıkamıyorlar. İbn-i Sayyat'la başlıyor. İşte onun şey olduğuna dair. Abi bu konuda birbirine bağlantılı en az 40 tane 50 tane delil getirir. En az. Ama bunlar fark etmiyor. Şimdi biz bunlar Müslümanlık kisvesi altında, namaz kılma kisvesi altında, İşte takva kisvesi altında, cemaat kisvesi altında, şeyh, gavs, kutup, ehl-i sünnet kisvesi altında bunlar cehenneme gider kardeşim. Öyle. Biz burada bizim üzerimize düşen dünyayı kurtarmak değil. Kurtulmak isteyene dünyasını nasıl kurtaracağı hani göstermek. Ama ahiretteki dünyası. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Vakti saati yeri gelince o herkes kabul etti de o aşamalara da gelebiliriz. Fark etmez. Herkes kabul etsin. Hı-hı. İşte siz bütün dünya Mehdi'ye, bütün Müslümanlar Mehdi'yi kabul etti. Dünyanın kurtulması kaldıysa yani 7 senede falan diyorlar ya. Hı-hı. 7 saatte. Bırak 7 sene, 7 saatte. Ama bu yönlerin izahını yapmayalım. Sonra başkaları bizden alır. Fark etmez. Yok. İlmi yönleri yapalım. Yok. Birleşemezler. İsterse birleşmeleri değil. Şimdi halife diyorlar mesela mesela Tayyip Erdoğan'a. Birleşsinler bakalım 7 saatte ne yapabiliyor? Birleşme değil. Bu beklenen Mehdi var ya. Hı.
Madem diyor Mehdi'sin diyor dünyalar işte o devlet yöneticilere nasıl tebliğ yapacaksın? İşte bu tarz şeylerin cevabını istiyor bizden de bunu vermeyelim diye biliyor musun? Bunlar kendileri ortaya koyuyormuş gibi alıp koymasınlar diye. Ben de tebliğ yapıyorum. Ben dini anlatıyorum burada. Dini anlatıyorum değil mi? Uyumak onlara kalıyor. Ben şimdi icabet onlara. Ben hakikati konuşurum. İcabet onlara şunu diyeceğim kalmış. Dini İcabet ederlerse karşılığını görürler. Dini konularda her şeyi anlatalım. Ama futuatla ilgili yapılması gerekiyor. Onları hiç anlatmayalım. Yani. Yok zaten anlat. Yok. Vakti saati gelince görürler. Önümüzde yok. Şimdi bir projemiz yok. Bak şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Sen bana bunu anlatmadın falan deme bana. Niye deme? Şimdi ben konuşmaya konuşurum. Niye? Yarın bir gün şimdi hani diyorum ya herkes bana böyle inandı, kabul etti de dünyanın kurtulması şöyle olması böyle olması mı kaldı diyorum mesela. Yarın bir gün sıkıştığında şimdi geç olabilir. Geç olabilir. Tamam o zaman iş karışmıyor. Geç olabilir. Ha bu geçlik durumu daha fazla kan, daha fazla ölü olabilir. Evet. Benim için önemli değil. İnsanlar ölenler şehit olur. Yani bir dava imamın, hak bir dava. Yani hak bir dava olup da imamın arkasında, içtihadında böyle bir savaşıp da kanını döken, canını veren evet. Ne olur? Şehit olur. Evet. Siz de geç de olsa gecikmede imansızlık alameti vardır. Evet. Aa o zaman benimkilerdenim. He? Benimki de ters. Yok şimdi cübbeli gelecek, şimdi sağ köşeye baş köşeye oturamayacak. Ben en sonuncu olmaya razıydım ilk. Yok oldum. İşte ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağının tuzu olayım diyordum ben de. Tuzu olayım. Haydi. Bir dediği kişi olmuşum. İşte. Birçok bir şey hani benim için o büyüktü ya. Tuzu olmuş. Ben diyordum işte 313'ten son kişi de olsam. Yani ben, cehennemden en son çıkacak kişi de olsam razıyım diyorum. Ben bunları konuşurum ama ben üstünüm diye konuşmam yani. Yani üstünlük, bunun konuşmanın manası yok. Bana verilen üstünlük Allah-u Teala'ya yakınlık bana yetiyor. Yani bunlar bana gelecekler, bana tabi olacaklar da benim başım göğe erecek hali yok. Yani ikinci bir mehdilik kemalatı verilmeyecek bana. Öyle. Bana verilen verilmiş zaten. İşte bunu anlamak lazım. Bunu anlayamıyorlar. Yani bunu anladığın zaman ben parasını, karşılığını peşin almış bir insanım. Heh. Şimdi hadi para versene falan diyorlar ya mesela. Ulan bir kişi isteyecek onu. Onu bir kişi isteyecek. Şimdi onu eğer, da bir durumda istemeyecek. Böyle şimdi bir burada şimdi nasıl biliyor musun? Şimdi ben ama o batınımdaki olayı bir gösterdim. Bu altın paralar davası var ya. Orada da iki yön var. Altın paralar davası. Tekbirlerle fetih, normal fetih, kan gölüne çevirerek fetih. Tekbirler batınını gösteriyor. Geçenlerde bir şey söyledim. 70 bin alimle 70 bin kişiyle İstanbul fethedecek diyor ya. Aha. Bak 70 bin kişiye şefaat edecektir diyor. Ümmetimden bir kişi 70 bin kişiye. Ha. Bak 70 bin kişiye olaya bak. Burada eğer bu şekilde gerçekleşirse olay. Hı-hı. Bak bu hadislerin sırrını ortaya koyuyoruz. Bu 70 bin kişi İsmaila dedik. Hı-hı. Bu halde ölürlerse Deccal tabi 70 bin alim basma. Evet. Sığınırsa dönerse. İstanbul'u fetheden 70 bin kişi ve aynı zamanda bir dakika İstanbul'u fetheden 70 bin kişi bir de bir kişinin 70 bin kişiye şefaati. 70 bin kişiye şefaati. Bu yönü var. Yani zaten İmam-ı Rabbani deniyor ama İmam-ı Rabbani diye bir şey yok. Hatta şu da var abi zaten başında benim bulunduğum ümmet sonunda İsa ve Meryem'in ortasında Mehdi'nin bulunduğu ümmet helak olmaz. Bak şimdi 70 bin davasıyla burada İsmail Ağa'nın yani burada hidayete vesile olacak bir hani toplum her ne kadar az olsalar çünkü sertliğini bilirim ben din konusunda İsmail Ağa'nın. Serttiler. Bizi şimdi kaldırdılar da dedim ben çoktan. Kaç defa kaldırdılar dedim. Ama bizim o çeperi kıramıyorlar. Kıramazlar. Anladım. O çeperi kıramıyorlar. Çünkü biz hak tarafta olan biziz. Evet.
Ancak kafayı çeviriyorlar. Tövbe tövbe falan. Görmüyorlar. Kör sağır kesiyorlar. Anladın mı? Hı-hı. Aç oku. Ne kadar oldu video? 1 saat 14 dakika mı? Bir durdurayım istersen şarja bir bakayım. İsmail Ağa'nın Deccal abi 70 bin hanım. Hep 70 bin sıra lafısı. 70 binin Deccal abi olması en başta. Hariciler olması, onların itikatlarını ortaya koymamız. Bunları şimdi bunları kendisi de inanmamıştır mesela. İsmail Ağa'nın bir ferdi olarak günlerce biz tatmıyoruz, seviyoruz derken o da tatmıyormamıştır. Yani şimdi mantıklı, şimdi akıl bir tarafta yani. Aklın karşısına hiçbir şey koyamazsın kardeşim. Aynen öyle. Şefenin bir tarafında akılsa, anladın evet, mı? Evet. Bir de bu akıl külle aklın nazarı bir akılsa o hepten nane yemişsin yani. Öyle. Şimdi 70 bin kişiyle İstanbul'un fethi. Sıralamasıyla İsmail Ağa'nın böyle bir durumda olması, 70 bin kişi, yok İsmail Ağa'nın İstanbul'u, Mehdi İstanbul'u 70 bin kişiyle fethedecek. Tamam. Durumu otomatikman bu 70 bin kişiyi andırıyor. Kendi şeylerinden soyunduğunu, hı-hı, onu anlıyoruz. Kabullendiğini. Yani bu ihtimal düşüyor diyor. Çünkü 70 bin alınıyor orada. Hı-hı. Bir de Mehdi'nin 70 bin kişiye şefa. Ulan daha ne? Sen Resullük vasfını kabul etmişsin. Evet. İsmail Ağa'ya söylüyorum, İsmail Ağa. Bunu paylaşsın. Bunu duyan hemen bunu, bu kısımları anlasın, kavrasın. Ama bunları şey yaparken, anlamaya çalışırken bizim de kekelememelerimizi ve dilimizin sürüşmelerine, bunlara da aldanmayın. Bu zat el nüvvet bir zat. Bununla beraber, bu şahitliğiyle beraber kabul edildiğinde, resullük, elçilik vasfı kabul edildiğinde daha büyük bir şey yok ki bir elçiyle beraber olmak. Daha ne istiyorsun sen? Aynen. Şimdi manen bir, her ne kadar az olsalar 70 bin çok değildir. Evet. 7 milyar o zaman bana milyar, bunlar 8 milyar vardı. O zaman bana bunlar Trabzon tereyağı getirirler. Taze Trabzon tereyağı getirirsin mi? Bizde olur mu abi? İşin şakası. Yani şeye getiriyorlar ya, Mahmut Efendi'ye falan getiriyorlar öyle diye. Artık bizi de görürsünüz. Abi Rize orada olur mu? Gerçi şimdi istesem gönderirler. Şimdi istesem gönderirler. Yani diyeceğim, yani bu da çok büyük bir şey değil herhalde yani. Değil. Yat kat istemiyoruz. Yat katı cübbeliye falan kim vermişler zaten. O vermedi. O zorla o, çöke çöke aldı. O yırta yırta aldı. Ümüklerine bine bine aldı. Abi karşılığını verdi adam şimdi. Alın teri değil. Şimdi alın teri olsa alın terisiyle kazandı dedi. İmanıyla kazandı onu. İmanını satarak kazandı. Aynen öyle. Yani imanıyla derken imanla ne kazanılır? Ya imanını Allah'a satarsın. Canını karşılığına, satarsın. Karşılığında cennet alırsın. Ya da bu dünyaya, imanını Deccal'e sattı. Ya da dünyalık refah için dünyaya karşılıksız satarsın. Ama, yani. Ben de dedim, beni yanılt dedim kaç defa cübbeliye. Ben de onu kandırdım, Deccal'i kandırdım diyebilmesi durumu var. Hadi de bakalım. Ben de onlara soyup sovana çevirdim. Hadi de şimdi geldim, Mehdi'yi seni kabul ettim. Hadi ne diyeceğim diye bakalım. Cübbeyle çıkardım değil mi? Cübbeyle çıkardım, attım. Bundan sonra cübbeli diyenden de hak iddia ediyorum. Ben biliyordum zaten. Zaten söylemişim. İlmi de gözükmüyor diye. Şanına dokunacak diye. Şöhretine dokunacak diye söylemiştim zaten. Çok şey söylemiştim. Dokundu. Helal olsun bana. Dokundu, helal olsun sana. Ben söyledim, helal olsun bana diyecek yani. Bilmişim. Ben bunları birisi söylemedim. Hadi gel. Önce benim önümü öpeceksin sen. Yani sana öbürkülere sırayla gelecek Rıdvan'a. Şimdi Cevat Açlık gelecek, Enes'in önünü öp diyeceğim, git şeye, Balıkesir'e. Ondan sonra gel Rıdvan'ın önünü öp, ondan sonra gel benim elimi. Ama cübbeli senden başlasın, Medine'nin halini çünkü. Ben cübbeli, şaşırt beni diyorum, şaşırtamaz. Diyor, kanı gereği diyorsun ya. Herkes kanının gereği. Denenme işte. Ebu Cehil diyoruz. Ben Cehil demişim ona.
Ebu Cehil yani o zaman da cübbeli olsaydı Ebu Cehil'in durumunda emin ol o da derdi biraz aşağıdan gelsin millet yerden görsün derdi ya. Ebu Cehil az bir dürüstlüğü var da bunda Abi o da hiç yok. olmazsa işindeyken yani işindesin zaten İslam'ın işindesin Müslüman olduğunu söylüyorsun sana elinde okuyup okutmakta olduğunuz kitapları uyarınca Rabbani Rabbaniler 10 ayetinin gereğini yapın diyen kişi size ayrı bir şey söylemiyor Resulullah'ın beyanlarından. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Hala dünya malı mülkü çoğaltma derdindeler. Yok ya görmemezlikten onu Tamam geçtik o zaten. başka. O ayrı bir mevzu. Abi zaten temelinde o Hakikati var ya. örtme durumundalar. Temelinde o var. Dünya talebi. Abi şimdi işte bunu göstereceğiz ilk önce. Küfür durumlarının aşağı çıkma durumu. Ama şu sebeple ama bu sebeple. Yani dünya sebebi de olabilir. Kibirlenme, Kibirlenme. büyüklenme dolayısıyla olabilir. Hasetliklerin bize aynısı verilmesi. Verilmedikçe. Yalan saydılar işin iç yüzünü bilmediği bir şeyi. Vahiy yalan saydılar ayeti var ya. Evet. Kardeşim işte bu duruma düşüyorlar bunlar. Aynen öyle. Çeşitleri bu çok yani. Evet. Ama düştükleri durum net. Aynen öyle. İnkar durumu. Evet. Her şeyi inkar duruma. Aslında imam. Resulullah'ın beyanıyla imam. İmamınız sizden önderiniz. Ama işte sizin seçtiğiniz imam değil işte. Mektubat-ı Rabbani'de ehl-i nübüvvet kemallerini tamamlamış mansıp sahibi kişi ise diyor imamete geçirilir. Konu geldi abi. Çok güzel bir şey var. Devam et. Dün tefekkür ettim. Onu da demin anlattım ya tefekkür etmiştim diye. Onların Evet. ikisini bir anlatacaktım. Bir türlü anlatamamıştım. Ayrı ayrı nasipmiş demek ki. Şimdi Mehdi'nin halife olma yönü var. Hem imam hem halife diye geçiyor hadislerde. Tamam. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın halifesi olarak bildirmiş. Tamam. Tamam mı? Hazreti Ebu Bekir aleyhisselam o Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi. Şimdi Allah'ın halifesi olarak halife yaratacağım diyor ya ayetlerde. Ama o halife o tek Bir oğlan Hamzet değil. yere geleceğim abi. Halife yaratacağım diyor ya. Şimdi benim hiç nebiler sadece nebi olanlara Kur'an-ı Kerim'de halife dendiğini görmedim. Ama Davut Aleyhisselam'a halife deniyor. İbrahim Aleyhisselam'a imam deniyor mesela. Tamam mı? Seni imam kılacağım deniyor. Halife yaratacağım ayeti var. Davut Aleyhisselam'a da halife deniyor. Şimdi baktığın zaman ikisinde de nebilik ve resullük var. Ama Davut Aleyhisselam'da şeriat yok. Ama halife. Bu yön var. Ona verilmiş kitap olsa da Musa Aleyhisselam'ın şeriatını tebliğ etti o. Bu aynı şekilde Davut Aleyhisselam nebi ve resul olma yönü. Tamam mı? Aynı zamanda Mehdi'nin de Allah'ın halifesi olma yönüyle Mehdi'nin de zaten nebi ve resul olduğunu gösteriyor. Velev ki ayetleri anlayamadılar. Velev ki anlayamadılar. Bu bile gösteriyor daha. Bunu yaz ayetlerinde bir güzel Bu bir bile video yap. gösteriyor daha. Güzel bir video. Ya bu ayrı bir yön. Yani sen haksan. Yani bunu sen söylemesen de ben hiçbir şeyleri bu ayet yönleri falan koymasaydım da bu gerçeği değiştirmezdi. Öyle zaten. Yalnızca bir alameti faika yeterdi. Aynen Allah-u öyle. Teala'nın kurtarmak istediğini. Aynen öyle. Anladın mı? Aynen öyle. Yani çok şey Zaten aramaz. çoğu nebi inkar edilme sebebi Şimdi de ondan. bir şeyi bir şeyden tutup bu da haktır diyebilmek birçok hak yönünü görebilmeye vesile olur. Evet. Sen şimdi bu denli geniş bir ne ilme bakış açısına sahiptin ilk geldiğinde Alakası yok. şimdi bir sürü bakış yönüne bakış açısına sahipsin. Evet. Birçok yönüne. Ne dedik? Ne dedik? Bu iş çok bilen alimin nasibi değil. O tamam. Bir de marifet He. hidayet değildir. Hidayet birçok yönle Marifettir. marifettir. Evet. Şimdi bakışı hidayet sahibi yani genel itibariyle bir sürü marifete hemhal olur o marifetleri ortaya koyabilir. koyabilir. Hani hiçbir şey şu görünmese bile koyabilir. Çünkü niye? Hidayet vardı. Ben de bunların Ama olacağını, bunların saldırı olacağını hiçbir şeyi bilmiyordum ben. Marifet varsa hidayet yolunu gösteremez sadece. Ne olur ben Kerametler, doğratlar, şunlar bunlar derken bir marifet türlü hidayet yolunu işte bu marifetlere sahip olacak diyor işte. Şu ilmi bilecek, bu ilmi ezberleyecek yani. Birden ezberle dolu doğacak gibi yani. Ezberlemiş çocuk çıkacak. Hani sanki bir gecede işte bir kişi
Bütün ilimlerle donatılacak. Bir, o ezber hani CD'yi koyacaklar, ezberletecekler. Aa, Elon Musk geliyor şimdi beyin çipiyle. Bir koyarsınız abi. Halbuki ilmi rastlı verilmiş Mehdi'ye. İşte, o da ilim bir işte, noktaydı. Esas olan işte Allah-u Teala'ya yakınlık sanat. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini nasıl eğitmişse benden o eğitimi görüyorsun şu an. Anladım. Resulullah'a nasıl bakıyorlarsa, yani onları nasıl dinliyorlarsa, sen de dinliyorsan, yani ben şimdi çünkü onun söylediklerini, söylemlerini şahit, sen dinliyorsun, aa bu uygunluk. Fark etmez. İşte Resulullah'ın elçilerin olmadığı da zamanlarda bu zata uymakla da bu kemaller kazanılır var. Ama tabii Muhammed'in nübüvvet sonuçta yani. Aynen öyle. Sonuçta yani bu makam bu işte. Yani. Anladım. Makam bu. Yani misal yani makam. Bu bakış açısından. Nasıl? Benim konuştuklarım haricinde ha bu da böyle ya bunda da böyle yanlış ama bir şey olmaz falan dediğin oluyor mu? İşte bakış açısı önemli olan bu. Sana bir şey söyleyeyim abi. Cübbeli bir yere dikkatimi çekti. Ben bir konuya bir şeyin izahını yaptım. Sonra Cübbeli çıktı. Onun için düz mantık dedi. Sonra aynı yerden girdi. Benim çıktığım yerden çıkamadı. Başka yerden çıktı. Küfre girdi. Sonra anladı ki o düz mantık değilmiş. Tefekkürsüz sanırım. Yakıştıramıyorlar bizi. Bize işte bu şekilde şemalle ya bu ilimleri ya. Bunların sanettiği küçük beni ne ilimler diyor ya. Hı-hı. İşte şu gece şunu yapalım. Bu gece bunu yapalım. Yani zannetti ki benden basmış. Kaynaklanıyor. İşin içine girdi. Benimle aynı yerden çıkamayınca anladı ki benden kaynaklanıyor. O zaman anlamıştır benden olmadığını. Onlar için çok yoğun düşünmeyi gerektiriyor. Bizim basite indirdiğimiz zaman mefhumu mesela. Evet. Onlar için çok büyük ufacık kalıplara, sözcüklere sığdırdık aslında biz onları. Ufattık hani böyle en az safhaya indirdik ama o bile yoğun bir tefekkürü gerektiriyor. Aynen öyle. Aynen anladın öyle. Mı? Ama hemhal olup yoğun bir tefekkürü gerektiriyor ama hemhal olursan çözülüyor. Evet, o zaman oluyor. Onu yapmadığın sürece sıkıntı. Yani bunun başka bir yönü var. Tamam mı? Yanlış yapmış, tasavvur etmiş. Neydi? Mustafa Kaplan. Mehdi'yi bildiren. Yanlış tasavvur, fitne olmasın diye şey yapmıyorum. Bu şekilde kabul görürse bizim zaman mefhumu derinlemesine bir yönünü almış, bulmuş ama yanlış. O bile küfür. Telaffuzlarda, lafızlarda küfür var diyorsun. Anladım. Yani zamanı açıklamaya çalışıyor. Kendi şeyi gibi. Tamam, yanlış. Normal konuşuruz zaten. Konuştuk da. Anladım. Yani o aklı bulandırır. Çok teferruatı derinlemesine iner. Aynen öyle. Noktadan yaratılma hususu da böyle aslında. Evet. Noktadan yaratılma işte, yani alemin yaratılışı bir nokta, eşyanın tağlıkı da bir noktayla beraber. Evet. Her şey bir nokta neredeyse. Anladın, her şey. İşte alemin yaratılma noktada noktayla beraber oradaki nesiller de aynı anda, hepsi aynı anda. Yani böyle şişme gibi değil. Anladım. Şişme gibi olmadığı şimdi meydana çıkıyor. Anladın mı? Anladım. Şimdi o kabul de o noktadan mesela. Bir onu tamam teferruata girmemiştik. Şimdi o noktanın işte böyle olsaydı böyle olurdu. Halbuki hepsi bir anda var olmuş diyorlar şimdi. Anladın mı? Şimdi o olay. Vay be. Anladın mı? Yani bunu anlatmak istemiyordum sana. Çünkü kim diyor onu? Şimdiki yeni ölçümlerle bu soru çıkıyor. Allah. Anladın mı? Bizim buradaki ateistler o anlayışa herhalde bir 50 sene sonra ancak gelirler. Çünkü bizim buradakilerde tabi. Zor. Çok ya işte işte hayrı hidayet dilemedikçe bir insan. Aynen öyle. O ateistler için söylüyorum. Hı-hı. Dilemedikçe Allah-u Teala buldurmaz. Evet. Yani. Bizim buradakilerde çeper var. O çeperleri yırtamadıkları için taassup çeperini. İsteyen istediği yola gitsin. Zor gelirler. Ha, bize gelmeseler de onlar zor giderler. Bak bir fırsat. Böyle hani elçiyle yani biz uyarma demeyecekler bak evet. Diyemeyecekler. Keşke Resul'e bir yol tutsaydık. Bak biz uyarıcı gelmiş onunla beraber olmanın masaleti yani Allah-u Teala'nın lütfudur bu. Evet. Mahşer günü hepsi anlayacak ama iş işten geçmiş. Yani olarak. Ben hani de ki abi sen nasıl hissediyorsun kendini?
Ben de her zamanki gibi acizlikten başka bir şey yok. Yani bir tarafım kabarır mı, şişer mi, patlar mı bilmem. Ama i̇şte bende şişecek da, hava gaz yok yani. Ben de ondan korkuyorum ya. O yüzden bir an önce şehit olayım diye uğraşıyorum ya. Yok, o gaz yok yani bende şişecek. Bende yok da abi. Bende olma ihtimal çok yüksek. Ama çünkü Kemal kazanmamış. Ama ben o yüzden bir an önce şehit oldum derdindeyim de. Yok, nasıl? O kadar şey yapma. Bu savaşımız var bizim daha. Anlatılacak işte, günlerimiz var, şeyimiz var. Öyle de abi işte. Şey, taşıma davası yok. Şimdi belli bir miktarda şişersen de şiş yani. Anladım. Neyse, konumuza dönelim. Yani konumuz zaten bayağı bir zaman oldu. 1.29 oldu. Tamam, yeter o zaman abi, istersen. Barcelona'nın başka bir şeyden anlatalım. Şimdi var olan şey, Nurcular Mehdi'nin el nübet olduğunu görecekler. Deccal'e tabi 70 bin cemaat, İsmail Ağa ve müdavimleri zaten nübet kemahatında bu saatten sonra açın mektubatı okuyun demeye gerek yok. Yani. Yazılı çizili kaç kere bildiler. Bunu da artık kabul safhasına geçirdiniz. İşte. Aha, toplu geçiremediniz. Adam, ben şimdi onların içinden birisi olsaydım, ya yerim sizi derim. Ben derdim ki siz yanlış yapıyorsunuz. Bakın böyle bir durum var. Aynen öyle. Hani bunu görmeye, hani görünmüyor musunuz da mı görmüyorsunuz, yoksa görüyorsunuz da mı görmüyorsunuz? Ya gerçekten körsünüz, göremiyorsunuz, yoksa yok, görüyorsunuz da görmüyorsunuz. Görülmeyecek bir şey yok ki burada. Yok. Görülmeyecek bir şey yok. Şimdi i̇şte siz bunda bu küfürde inat ediyorsunuz. Ben de gidiyorum derim, ben sizden beriyim derim ya. Çünkü ben mesela İsmail Ağa'dan beriyim diyorum. Dışarıda mı kedi? İçerideydi değil mi? Aldık. Aha, aldık. Ha, bu buradan aldım. Neydi en son? Buradan aldım, tamam. Burada içeride. Camdan çıkmadıysa içeride. Şimdi öyle hadislerini inkar eden falan değil. Kendisiyle alakalı. Evet. Bunun da Resulük vasfını belirlediğimiz için bizim üzerimizden vebal gitti. Hı-hı. Diyecek zamanın en son itikadi mevzuya taalluk eden kısım Resulullah'ın beyanıyla selam verilmesi olayıydı. Hı-hı. Onu da açıkladık. Evet. Ondan sonrasını alan Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın, ama bir de benim Resulullah'ın beyanı üzere açıklamam daha üstün. Evet. Ben onu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Evet. Ben onu alırım. Onu ben onu aldım zaten. Onu alırım. Ben onu aldım. Küfre girmez. Şimdi öbür şey, vasıflarıyla işte evvel olmak durumu, Allah-u Teala'nın evvel olmak gibi durumu da aynı değil. Değil abi. İlk yaratılma yönü var orada. Ama buradaki maksat nebilerin öncesi, alın. Aynen öyle. Onu zaten biz biliyoruz. Nebilerin evet, öncesi, o yaratılma konusuydu. Adem'den önce nebilerin. Onu kabul ediyor zaten onun kalben. Adem'den ama Resulullah'ın o selamı almaktaki Resulullah'ın beyanı bizim için önemli orada. Evet. Orada beyanı var. Bu benim vasıflarım değil. Ya Cebel kardeşim. Aynen öyle. Bu harika yaratıcının vasıfları. Direkt. Bitti. Açık ayet var abi. İşte. Yani biz ana damarı, ana anlatılmak istenen manayı Resulullah'tan alıyoruz. Aynen. Ondan sonraki Hazreti Abbas'ın anlatılan açıklamasını almıyoruz. Dört halifeden olsaydı. Ama biliyoruz ki nebilerin evvelidir. Hı-hı. Üstü kılmışların ahiridir. Evet. Yani kitap inzal edenlerin, evet, Al-Ulazime üstünlük vasıfları olanın en üstünüdür. Evet. En sonuncusudur. Evet. Yani ben onun hatta hatemiyet, yani son desem bile ona bile engel değil. Çünkü onun arkasından gelen gibi gözükmüyorum ben. Onun ümmetinden. Hayretten getirip gözükmüyor. O yüzden yani Şeriat diyor mu ya? Ayrı değil yani. Ayrı değil. Yeni bir şey. Yani altındaymışım gibi. Yani düşün ki Resulullah gidiyor. Ayak ucundaymışım gibi. Benim omuzlarıma basıyormuş gibi. Düşün işte. Böyle böyle. Bunda bir şey yok. Bir şeylik yok yani. Bunu birçok yönde anlattık. İmam anlayan Rabbani anladı. İmam Rabbani Hazretleri çok güzel izah yapmış ya.
bu ümmetin ariflerinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarak nübüvvet kemallerini kazanması onun nebilerin mühür olmasını lekelemez. Hatta üstün, onu daha da üstün, onun böyle bir vasafaya gelmesi onu lazım bir bak, onu lazım bir İsa Aleyhisselam'ın böyle uyması onun dahi üstünlüğünü gösterir. Evet. Yani Muhammed'e de Resulullah'ın metnin değil. Evet, Resulullah'ın üstünlüğünü gösterir. Çünkü kemalatı üstün. 12 bin tane nebinin duası var. Şimdi Muhammed'in nübüvvete... Musa Aleyhisselam içlerinde. Muhammed'in nübüvvete... Bak bunu sınırların bunları kim konuşuyor? Muhammed'in nübüvvete sahip olmak, Allah-u Teala'yı görebilmek kabiliyetine sahip olmak için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olmayı nasip etti. Onun o belki de yani onun için veya bunun için bilmiyorum ama... Abi sen bunları anlatana kadar onlar bunun kokusunu bile alamıyorlardı. İşte yani bir uyansınlar da görsünler yani ne diyeyim. Nedir? İsa Aleyhisselam gelecek sırf Muhammed'in nübüvveti. İşte dedik ya biz ne kadar İsmaila'ya gidip Mahmud Efendi'den tarikat ders alıp hani bizim şeyhim dememiz caiz değil. Caiz değil. Mürşit kabul. Çünkü öyle bir durum aynaya bakmak, taramak gibi kendini. Evet. Yani o uyumak gibi kabinden değil. İsa Aleyhisselam'ın da Mehdi'ye iddia etmesi aynı o iki rekatlık namazda kendi nübüvvetinden Nur Muhammedi'ye geçişi. Heh. Otomatik ben Nur Muhammedi'yi o saatten sonra o temsil ediyor zaten. O dakikadan itibaren o temsil ediyor. Ama bu nasıl olur, nasıl gider bilmiyorum. Anladım. İçerik nasıl olur bilmiyorum. Bilmiyoruz. Hiç bilmiyorum. Anladım. Yani sorumlu muyum? Yok. He? Hazreti Musa sen bir şekilde bildirmiş nasıl olacak mı? Ya, o bile fiziksel özelliğini bildirmemiş. Sadece geleceğini yapacağı futuhatların bir kısmını bildirmiş. Abi nasıl olur, nasıl gider? Ben şimdi Mehdi şimdi bunu dediyse birisi ben onun Mehdi olup olmadığına alameti faikalarına bakarım, ortaya koyduklarına bakarım. Şimdi bu sahtede Mehdilerin içinde gerçek din hakikatlerini ortaya koyan sapık itikatleri, bitatleri izale yoluyla izalesine çalışıp hakikatleri, onların yerine hakikatleri bu da böyle olması lazımdır diyen kaç kişi var? Yok, ben hiç görmedim. Yok. Değilse o zaman biri siz çıkıyor. Çıkın o zaman böyle yapın. Bu mu lan? Bu mu lan deyin yani. Mustafa çıkıyor o Halifeti Muhammediye. Şia kaynaklarındaki hadislerle Ehl-i Sünnet kaynaklarındaki hadisleri karmanlıyor, çorbalıyor. Sadece hadisleri okuyor. Cahil de bakıyor. Ne büyük alim ya diyor. Google'ından daha büyük alim. Şey işaret var bu resmin. Buradan böyle almış, buraya koymuş. Buradan buraya kaşı şöyle. Şurada açıklamak gözü şöyle. Yara izi burada. İşte ben burada resmimizi gördüm böyle. Hatırlıyorum ben kere bir şey. Ha ben Mehdi'yim diyor yani. İyi. Açıkla o zaman değil. Açıkla da görelim. En azından bizden al yani. Hiçbir ya şey olmaz. Hadi bizim karşımıza geçemiyorum da. Ya arkadaş. Şerli. O zaman da diyor insanların en şerlileri alimler olacak diyor. Ha, tamam. O şerli alimlere bir reddiye yap da görelim ya. O şerli alimlere reddiye yap ya. Ulan şöyle şerlidir. Hadisleri okuyup da böyle şerlidir. Bir de sakız gibi bizde de musallat olma. Seni onlara musallat ederiz ayeti var ya. Aha. Abi böyle bir musallatlık var mı ya? Abi şunu söyleyeyim mi? Bir sarılmışım ben İsmail Hayat Cübbeli'ye. Çok önemli abi. Adi oğlu abilere. Şimdi çıkıp da işte hadisleri okudun. Tamam hadisleri okumak güzel. Onda bir sıkıntı yok da. Kardeş çıktı ki ya siz şunu söyleyerek kafir oldunuz. Şunu söyleyerek şu hadisi şu ayeti inkar ettiniz. Bunu söyleyerek şunu yaptınız bunu yaptınız diye delil getir o şerli alimlere karşı. Onlara reddiye yap ya. Ne yapacak? İlmini bizim? Görelim ilmini. Bizim görebildiğimizden hava sıkma ilmini göster bize. Yo, şimdi bizim ortaya koyduklarımızdan başka ne gösterebilecek? Ne görebilecek? Bizim izimizden gidecek başka bir yolu yok. Geriden tek geriden gelecek. Geriden gelecek. Bizim ortaya koyduğumuzun dışında başka bir şey ortaya koyamaz. Peşinden giden... ya ne diyeyim Allah sonumuzu ayrılsın. Onları da bu şekillerini Allah-u Teala dilemese onları o şekilde diliyor. İşte İsmail Ağa'yı o şekilde diliyor. Hani Allah dilemese siz dileyemezsiniz. Adamlar hidayeti dileyemiyorlar abi ne yapalım. İşte. Dilemek istemiyorlar demek ki. Nefisleriyle hareket etmek istiyorlar. Allah da onları kendi nefisleriyle baş başa bırakıyor. Ne diyor şey Resulullah? Ameli az olandır. Evet. Demek ki niyeti veya üstün mevitin. Abi zaten müminin niyeti diyor. Müminin bile normal niyeti amelinden yok. Şimdi bunlarda niyet yok. Heh, amel çok.
Niyetsiz amel çok bunlar da. Ne diyelim? Bu Allah'ın fazlı dilediğine verir. Allah büyük fazla sahiptir.